Vav TV ekranlarında Kur'an Yolu programı ile karşınızdayız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Efendim programımıza hoş geldiniz. Bu hafta kıymetli hocalarımla birlikte ahilik teşkilatını, ahiliği konuşacağız. Nasip olursa inşallah. Efendim stüdyomuzda kıymetli hocalarından Kerim Buladı hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Zaten hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hay hay. Hocam ahilik teşkilatı İslam tarihinde özellikle Osmanlı'da çok önemli sosyal vazifeler görmüş bir müessese. İnşallah bu sohbetimizde bunu konuşacağız. Ben hocam şöyle görüyorum. Baktığımız zaman ahilik teşkilatının ya da müessesesinin temel dinamiklerini İslam'ın temel esasların etrafında şekillendiğini görüyoruz. Bu gerçekten sanki yani İslam'ın özellikle bizim bu Anadolu coğrafyasındaki Müslümanların algısıyla hayata yansımasını görüyoruz. Evet. Bu açıdan çok önemli fonksiyon icra etmiş. Müslüman kişiliğinin, şahsiyetinin, Müslüman tüccarın oluşmasında, hayata yansımasında, efendim, toplumsal dayanışmanın, birlikteliğin, kardeşliğin oluşmasında ve İslami değerlerin hayata yansımasında, topluma yansımasında çok önemli fonksiyonlar icra etmiş. İnşallah birazdan detaylarına ineceğiz. Bunun da Kur'an'dan dayanaklarla da inşallah temas edeceğiz. Hadisten dayanaklarla temas edeceğiz bu çerçevede. Hocam şeyden başlayacak olursak. Bir de bu haftanın ahilik haftası olduğunu da unutmayalım. Evet. Ahilik. O münasebetle bu evet, şeyi o münasebetle. Evet. Bir de geçen haftalarda gençlik konusunu işledik. Aslında konunun gençlikle de bağlantısı, irtibatı var. Detaylarına indiğimizde de gerçekten yani esnafımız, ecdadımız gerçekten olayı öyle güzel özümsemiş, anlamışlar ki onu bir müesses, bir nizam haline dönüştürmüşler. İşte biz fütüvvetnamelere baktığımızda ahilik müessesesinin ne muhteşem bir medeniyet ortaya koyduğunu da görmüş oluyoruz. Kerim Hocam, sizden başlayalım inşallah. Ahilik tanımı nedir? Oradan bir başlayalım kısaca hocam. Ne evet, bizi izleyen Vav TV izleyicilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz, selamlarımızı sunuyoruz. Şimdi ahilik deyince tabii Türkçe'de biraz galatı meşhur olmuş. Ahilik evet, şeklinde. Siz beni uyardığınız için ben. Ahilik. Yani sana düzeltme ihtiyacı duydum. Bunun gençlerle irtibatını, tabii gençler kaç milyon genç eğitim başlayacak önümüzdeki haftalarda. Akademik yıl olarak. Bir de orta öğretimdeki gençlerimiz, çocuklarımız başladı. Bu gençlerimizin ahilikle ne gibi irtibat olabilir şeklinde şöyle bir düşündüm biraz. Şimdi gelişmiş toplumlara baktığımız zaman da ara elemanlar bir nevi mesleki vasıfta yetişmiş gençleri yetiştirdiklerini görüyoruz. Mesela Avrupa'da ara eleman denilen bu anlamda meslek sahibi gençler var. Çeşitli dallarda. Dolayısıyla bu gençlerimizi ahilikle irtibatlandırarak nasıl yetiştirebiliriz? Yani onları nasıl meslek sahibi yapabiliriz? Bir altın bilezik deniyor bir meslek için. Bunu nasıl becerebiliriz? Bunun İslam kültürüyle ilgisi nedir? Kur'an buna ne diyor? Ben acizane şu ayeti bu anlamda değerli vuruyorum. Estağfirullah ve allemnehu sanate lebusin leküm lituhsinekum min be'sikum felentüm şakirun. Yani burada Davud Aleyhisselam'a zırh yapma sanatını öğrettiğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ki bugün gerçekten lituhsinekum min be'sikum. Sizi sıkıntılardan kurtarmak, sizin çeşitli belalardan kurtarmak, korumak için. Bugün teknoloji ileri olan veya silah teknolojisinde ileri olan ülkeler dünyada söz sahibi. Demek ki o zaman bu anlamda bu da bir sanat yani veya bu teknolojiyi üretmek de toplumların güvenliği ve kendilerini korumak için büyük bir ehemmiyet kazanıyor. Şimdi ahiliğe baktığımız zaman da ahilik daha ziyade esnafa özgü bir kavram olarak anlaşılıyor. Ahilik denince esnaf, esnaf denilince de ahilik akla gelmektedir. Bu kavram geçmişte esnafın kendi arasında teşkilatlanması olarak bilinen, kendine özgü çalışma kuralları olan,
toplum, devlet ve millet hayatında çok önemli görevler ifa eden esnaf teşkilatını tamamlayan bir sözcük. Şimdi tanımına gelince ahi, ah, kardeşlik. Yani Arapça bir kelime, ah kelimesi. Kardeşim, ahi, kardeşim anlamındadır. Bu kelimenin Türkçedeki eli açık, cömert anlamında kullanılan akı kelimesinden geldiği söylenenler vardır. Bu hususta açıklamalar vardır. Ahilik, Türklerin İslamiyet'i topluluk halinde kabul ettikleri yıllarda Türk örf ve adetleri ile İslam inancını kaynaştırmak amacıyla, bak Türk örf adetleri ve İslam inancıyla kaynaştırmak amacıyla geliştirilen bir düşünce sistemi ve yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. Bu düşünceyi ve yaşam tarzını benimseyenlere de ahi denilmektedir. Ahi birlikleri ahiler tarafından kurulup geliştirilen bir sivil toplum. Yani bir sivil toplum teşekkülü bu. Bunu altını çizmek gerekiyor. Yani devlet sisteminden ayrı bir sivil teşekkül, bir esnaf arasındaki bir teşkilatlanma. Türkler İslamiyet'i kabul etmeleri ve Anadolu'ya yerleşmelerinden itibaren fütüvvet ülküsünü benimseyip kendilerine has yiğitlik, cömertlik ve kahramanlık vasıflarıyla süslenmişlerdir. Bununla birlikte ahilin temel belirleyicisi olan İslami tasavvuf, düşünüş veya yaşayış her devirde ve bölgede geçerliliğini korumuştur. Yani bu fütüvvet teşkilatı, tabi bunlar yine esnaf teşekkülü olarak karşımıza çıkıyor. Ahilik kurucusu Anadolu'da ahilin kurucusu olarak bilinen ve İran'ın Hoy şehrinde doğan Şeyh Nasuruddin Mahmud. Hocam tarihine geçmeden önce Ali Rıza hocama da söyleyelim hocam bu konuda ne söylemek ister. Yani ahiliğin mahiyeti genel çerçevede nedir hocam? Nasıl yorumlarsınız? Tabii ahilik, hani bir defa ismi güzel, kardeşim, kardeşlik esasına dayanıyor. Bu İslam'da Hilful Fudul diye Erdemliler Organizasyonu, Teşkilatı. Yani o da ticari hayatı düzenlemekle ilgili, haksızlıkları önlemekle ilgili olarak kurulmuş. Ve Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinden önce Hilful Fudul, hatta Efendimiz Peygamberimiz oraya gençken, üye, değil mi hocam? Üye imiş gençliğinde. 25 yaşında olduğu ifade ediyor. O civarda ve o diyor o kadar değerli ki bugün olsa yine oraya üye olurum. O çünkü biliyorsunuz Mekke bir ticaret merkeziydi. Orada Kabe sebebiyle işte panayırlar oluyor hac mevsiminde, efendim yarışmalar oluyor. Ticaretin merkezi olduğu için tabii dışarıdan kafileler geliyor. O arada bazı şeylere haksızlıklar yapılıyor. Oranın mütegallibe sınıfı mesela Ebu Cehil gibi mesela şöyle bir olay cereyan ediyor. Bir işte Yemen tarafından diyelim ki bir tüccar geliyor. Ve Ebu Cehil de hakim unsur olduğu için şeyde diyor ki bu malları şu fiyata sadece bana satacaksın diyor. Zorluyor. Sonra Peygamber Efendimiz'e intikal ediyor bu haber. Peygamber Efendimiz de üye ya. Efendim bunun kuralları var bu teşkilatın. Hasbi bir teşkilat. Yani sırf mazlumları korumak için kurulmuş bir teşkilat. Peygamber Efendimiz de fiilen o üç deve yükünü malzemesini alıyor ve Ebu Cehil'e de diyor ki bak bir daha böyle baskı yanlış yaparsan bu teşkilata bildirir seni de cezalandırırız gibi. Yani bir düzenleyici şeyi var. Ticari hayatı, piyasayı düzenleme. Şimdi tabii buraya dayandığı söylenir şeyin. Evet. Şimdi tabii bu hocamın da ifade ettiği gibi hani şimdi STK diyorlar ya sivil toplum kuruluşları. Bu sivil toplum kuruluşları ikiye ayrılır. Bunlar devlete bağlı olmayan kuruluşlardır. Bunların bazısı hasbidir, bazısı hesabidir. Ne demek bu? Şimdi bazı şeyler var ki mesela federasyonlar, efendim bir takım meslek odaları şunlar bunlar. Bunlar efendim işte iş sendikalar diyelim, federasyonlar. Mesela işçilerin hakkını korumak, ücretlerini belirlemek gibi
Bunlar bir şey oluşturarak, lobi oluşturarak efendim devlete basın yoluyla, çeşitli yollarla etki edip yani o temsil ettiği grubun menfaatini devlet nezdinde almak için kurulmuştur. Yani almaya odaklanmış teşkilatlar vardır. Bir de vermeye odaklanmış. Şimdi gönüllü bu ahilik de almaya değil vermeye odaklanmış. Yani devletten, hükümetten bir şey beklemek değil de ona yardımcı olmak. Sosyal hayatı işte gençlere diyelim ki meslek edindirmek. Efendim işte bir çare olanlara çare olmak, dullara, yetimlere yardımcı olmak. Hocam iş sadece, kuramayanlara... sadece bir meslek örgütü olmanın ötesinde evet. Bir fonksiyon icra mı? Sadece meslek örgütü değil yani. Elbette yani bir defa onun belli kuralları var tabii. Oraya kim üye olur, kim bir ahlak gerçekten bir tasavvufi bir şeyi de var bunun. Tekke adabı var. Bir okuldur yani burası. Şimdi bir resmi okullar var, bir de halk eğitimi gibi. Gönüllü teşekkürlerin oluşturduğu bir eğitim var. Hayatın içinden gelen. Bunların işte tabii çok detaylı bir şey biliyorsunuz biraz temas etti. Bu şeyin ahi evran diyoruz ya biz bunun şeyde. Bu şey ahi evran efendim şeydir bakın 1171 yılında Azerbaycan'da doğan bir Türkmen ailesine mensuptur. Tabii öncesi var filan ama bu zat Fahrettin Razi'nin talebesiymiş aynı zamanda. Efendim İbn-i Sina'nın eserlerini de Farsça'ya çevirmiş. Öyle bir özelliği var. Bunun da efendim şeyleri var. Kendi kitabı da var bunun. Mesela Lataif-i Hikmet adlı bir şeyi var. Bak ilginç bir zat. Vahiy Evren mesela şeydir bu. Konya'ya yerleşmiş. İzzettin Kevkubat'ın vezirliğini yapmış. Bak bu üst kademede de bir insanmış. Bu debba hani deri şey yapanların o, temizleyen işte o, ne diyorlar onu tabaklama diyoruz ya tabakhane diyoruz şimdi öyle bir mesleği de varmış. Yani bu meslek ağırlıklı bir teşkil lonca diyoruz bir esnaf teşkilatı. İşte şimdi bunların piyasayı denetleme konusunda çok şeyleri var. Hasbi bir teşkilat kendi aralarında otokontrol dediğimiz devlete yardımcı hatta sadece ticari hayatta değil mesela Moğollar şeye böyle Anadolu'ya şey yaptığı zaman işte onlara karşı da bunların bir kısmı ilmi, seyfi efendim şeyleri var bunların bölümleri var. Hatta böyle asker olarak da Moğollara karşı mesela şeyler var. Ahiyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı kadınlar bile teşkilatlanarak düşmana karşı bir şey de oluşturmuşlar. Hocam o detaylara gireceğiz inşallah. Evet. Biraz hocam Kerim hocam şeyden bir oluşum safhalarına hocam biraz daha temas edeceğiz. Biraz olursak. Önce hocam belirtti Ahi Evran tabii Şeyh Nasreddin Mahmud diye ismi biliniyor. Önceleri dericilikle ilgili sanatların daha sonra Anadolu'daki bütün sanatların piri olarak kabul edilen Ahi Evran'ın menkıbevi bir şahsiyet de var. Evet. Yani Moğol baskısıyla biraz önce hocam söyledi. Anadolu'ya geçen, burada göç eden. Burada hocam fütüvvet kavramı da önem arz ediyor. Yani öncesinde, ahiliğin öncesinde bir fütüvvet olayı var. Yani sufilerin etrafında gelişen. Fütüvvet o daha değişik bir tabii. Bu biz ahiliği konuşuyoruz şimdi. Aslında ahilik dediğimiz şey fütüvvetin bir uzantısı olarak sanki zikredilmiş. Gençlik ve izcilik diye de ifade ediyorlar fütüvveti. Evet. Moğol baskısıyla Anadolu'yu göç eden Oğuz Türkleri arasında Ahi Evran'ın ailesi de bulunuyor. Ailesiyle birlikte önce Konya'ya yerleşiyor Ahi Evran. Oradan Denizli ve Kayseri'ye gitmiş. Daha sonra Kırşehir'e yerleşiyor. Özellikle 1. Alaaddin Keykubat'ın büyük destek ve yardımıyla bir taraftan İslami tasavvuf düşünceye, işte bu az önce söylediğin ve fütüvvet ilkelerine bağlı olarak tekke ve zaviyelerde şeyh-mürid ilişkilerini, diğer taraftan da iş yerlerinde usta-kalfa, çırak münasebetlerini ve buna bağlı olarak iktisadi hayatı düzenleyen ahilin Anadolu'da kurulup gelişmesine Ahi Evran'ın büyük rolü oldu. Ahi Evran usta olduktan sonra teşkilatta ahi şeyhi olarak görev alıyor. Kırşehir'de debbağlık mesleğini geliştirip yaygınlaştırıyor. Daha sonra ahi babalığa yükseliyor. Ahi birliklerini canlandırarak bütün Anadolu'na tanınan bir şahsiyet haline geliyor. Şurası çok önemli.
Ahi Evren esnafın denetlenmesine büyük önem veriyor. Neden önem veriyor? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatına baktığımız zaman da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yetiştirdi Ashab-ı Kiram. Bunlar yanlışlık yapar mı? Yapmaz gibi geliyor aklımıza. Ama insan olduğu yerde her zaman zafiyet vardır. Yanlışlıklar olabilir. Denetim esastır. Kontrol esastır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor Medine'nin çarşısına, pazarına. Esnafı kontrol ediyor. Ürünleri kontrol ediyor. Hatta hepimiz her zaman söylediğimiz bir buğday yığını eline daldırıyor. İçi ıslak eline değiyor. Mevgaş şefeleyse minna. Evet. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Şimdi demek ki bu kültürü, bu inancı Ahi Evren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldı. Zaten biraz sonra onun dediği şeylerine geleceğiz. Her fırsatta iş yerlerini geziyor. Yapılan işlerin temizliğini ve sağlamlığını kontrol ediyor. Ayakkabıcıları gezerken beğenmediği ayakkabıyı dama atıyor. Bu olay halk arasında ustanın pabucu dama atıldı şeklinde yaygınlaşıyor. Bu sözler o ustanın kalitesiz mal ürettiği anlamına geliyor. Ahi Evren tüketiciyi korumaya öncelik vermiştir. Hocam evet. Tüketici bu çok önemli. Yani siz tüketiciyi korumazsanız, üreticiyi korumazsanız orada denge sağlayamazsınız. Hocam orada ben şunu anlıyorum sizin söylediklerinizden de yani ahilik temelinde aslında bir insan yetiştirmeye yönelik bir müessese olarak değil mi hocam? Ahiliğin asıl insanı dönüştüren ve onu aslan kemal dediğimiz hani İslam'ın da hedeflediği olgun kamil insan olma yönünde bir hem meslek odası bağlamında ki ticari hayat ki hayatın merkezinde olan bir faaliyet. Zaten noktada, o dediğini şu evet. destekliyor. Ahi Evren teşkilat mensuplarına dünyada yaşamak için bilgi, ahlak ve maharet ile sanatkarlar arasında yardımlaşma ve beraberliğe, ahiret içinde tekva iman esaslarına sımsıkı sarılmaya ihtiyaç olduğunu sık sık tembihliyor mürettebi. Ona bağlı olanlar. Evet. Yani bu önemli aslında. Evet hocam, Adil Rıza hocam, burada evet. hani ahilik ve insan ilişkisini nasıl şimdi tabii ele bu alabiliriz? Özet olarak şöyle ifade ediliyor. Sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüstlük, hizmette olgunluk diye ifade ediliyor. Şimdi tabii bunlar ticari hayatı, işte meslek hayatını düzenliyorlar ve gençlere meslek edindirmeyi esas alıyorlar. Şimdi en büyük problem aylaklık, boş olmak büyük problemdir. Şimdi bugün buna çok ihtiyaç var. Biraz başta Kerim Hocam ifade etti. Şimdi biz okuyor, işte üniversite bitiriyor, efendim diplomalı bir sürü işsiz. Ama bunların hayatla pek çoğunun ilgisi yok. Şimdi mezun oluyor diyelim ki, tornavida tutmasını bilmiyor. Şimdi bu son günlerde geçen Milli Eğitim Bakanlığı dinledim. Bu işe önem veriyor. Ara eleman dedikleri. Şimdi iş yerleriyle, fabrikalarla irtibat kuruyorlar. Çırak, efele bu yamak derler. Çıralık, çıraklıktan önceki kısma yamaklık, çıraklık, efendim kalfalık, ustalık. Şimdi bunu fiili olarak sadece nazari bilgi yetmez. Uygulamak, yani bu ahilik okulların dışında gibi akademi görevi yapıyor. Hayatın içinde insanlara meslek edindirme, o mesleğin kurallarını, ahlakını belirleme şeysidir. Bak bu çok önemli. Şimdi bizim çocukluğumuzda öyle üniversite bitirmiş, dişçilik fakültesini bitirmiş dişçiler yoktu. Seyyar böyle çantalarıyla dolaşırlar. Efendim diş yaparlardı şeyler. Teknisyen falan da değil ama hayat ustanın şeyinde öğrenmişler bunlar. Hatta hocam şöyle anlatayım evet. tıbbi açıdan. Evet. Bizim oralarda bir sünnetçiden bahsedilirdi. Evet. Sonra oğlu milletvekili oldu, vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bizim hemen hemen çocukluğumuzda hemen hemen o köylerin, civar köylerin sünnetçisi oydu. Yani bu tıp yani fakültesi hiç de bir elinden bir arıza gelmiyordu adamın. Evet. Yani bugün bunu yaptırmazlar belki ama evet. uygulama bugün, çok önemli. Bugünün toplumsal şartlarında hocam evet. hani el almış deniyor ya. Evet, evet. El alıp o işin maharetini, ha. inceliğini öğrenmiş, uygulamasını öğrenmiş. Üstad, ustadan evet. geliyor zaten. Şimdi bunların bakın kuralları var. Şimdi yamak. Hatta bunlar da kalkıyor şimdi. Mesela berber çırakları bakıyorsunuz. Usta tıraş ediyor, o bakıyor şimdi. Ya diyorsun ki bu niye, ne işe yarar bu?
Bu bakın bir uygulamayı görüyor. Ondan sonra ustanın müşteriye karşı olan tavrı, değil mi? Nasıl karşılanır? Bunlar bir hayat mektebidir bu. Uygulama olmazsa olmaz. Şeyden yetişmek, piyasadan, araziden yetişmek diyoruz. Bu evet, biraz mektepli alaylı ayrımı var. Mesela bu. Bak şeylerde de tıp fakültelerinde bu uygulamalı şey. Bir nazari var, bir de pratik var. Hastalar üzerinde eğitim. Şimdi bu pratik uygulamaya yönelik bir çalışmadır. Şimdi biz kendimizden misal verelim. Şimdi diyelim ki biz okutuyoruz talebelere. İşte cenaze nasıl yıkanır misal. Kitaptan anlatıyoruz. Şimdi ben bunu biliyorum ama yıkamadığım için cenazeyi bunu beceremem. O işi yapmak lazım. Yani bu meslek edinmede bu. Şimdi ara eleman bakın yetişmiş insanlar işsiz kalmıyor. Değil mi? Elinden iş geliyor çünkü. Usta arıyorsun bulamıyorsun. Nazlanıyorlar. Efendim şimdi üniversite bitirmiş milyonlarca insan. Pratiği yok. Bir işe de yaramayınca diploması var ama hayatla alakası. Onun için bu hoşuma gitti benim. Bu şeyde yani 700 bin civarında şimdi iş yerleriyle bakanlık irtibat kurmuş. Şimdi veriyor orada çırak. İşte evvela diyelim ki bu 3 sene mesela o şeyde çalışacak. Ondan sonra kalfalığa terfi edecek. Sonra ustalığa. Bunun şey döneminde ahilikte bir usulleri vardı. Yani şimdi yamak, ondan sonra çırak. Evet. İşte belli bir şeyden sonra bir imtihan. Hocam şimdi o zaman ahiliği ayıran şey de biraz hem meslek öğretiği hem de bir ahlak, edep. Bu ahlak, uygulama. Edebin de İslami kural ve esaslarla irtibatlı evet. olduğunu görüyoruz değil mi Kerim Hocam? Şimdi bu açıdan burada insan şu var, hocam gayet güzel açıkladın. Bu bir düşünce sisteminde insanın hangi rolün ve değerin verildiği önemlidir. Bazı düşünce sistemleri insan ne kadar çok tüketirse o kadar mutlu olacağını. Bugün öyle. Bakın bugün evet. hani vahşi kapitalizm diyorum ben. Ne kadar efendim tüketirse karşı taraf o derece ona sempatik geliyor, ona değer veriyor. O da mutlu olacağını zannediyor. Buna göre insan araç ve tüketim ise amaçtır. Şimdi ahilik İslam inancıyla Türk örf adetlerini kaynaştıran bir düşünce sistemi. Hiçbir şeye eşrefi mahlukat kabul edilen insandan daha fazla değer verilemez. Ahilin temelindeki böyle bir insan anlayışı vardır. Ahilik insanın sadece uhrevi hayatını değil, bakın bu çok önemli, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını kapsayacak biçimdeki dünyevi hayatını da düzenlemektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de servet biriktirme çeşitli yönlerinde eleştirilmiştir. Ama zenginliğin bir sırrı var mı, sınırı var mıdır? Yoktur. Yani şu noktada şu kadar zengin olabilirsin, daha fazla zengin getirmemiş. Olamazsın. Neden? Yasaklama yok. Şimdi Kur'an sisteminde Allah yolunda harcama var. Tatavu var, gönülden harcama var. Bir de haram helal ölçüsü var. Haram helal ölçüsü var. Ödeme gücü olana mühlet verme efendim ilkesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunları gayet hadislerde bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla tüketmeyen insan değildi bugün sistemde. Tüketecek. Ve bunun için de insanın tüketmesi için de ne kadar araç, reklam aracı varsa ortaya koyuluyor. Tabii orada kafalar aslında karışıyor. Bir anlamda insanın ayarlarıyla oynanmış oluyor. Yani ayarlarıyla oynaşıyor. Bir de evet. kafa karışıklığı reklam meydana geliyor. Reklam ihtiyaç varmış gibi hissetmeye evet, evet. başlıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Öyle bir reklam bombardımanına tutuluyorsunuz ki kafanız tamamen karışıyor. Orada iyi ile kötüyü yani kaliteli ile kalitesiz ürünü ayırmanız mümkün olmuyor. Bir noktada mümkün olmuyor. Yani böyle bir işte onun için ahilikten orta yol takip ediliyor. Toplum için ferdi, ferd için toplumu feda etmeyen bir hayat anlayışını benimsiyor. Yani ahilikten dayanışmacı toplum yapısının esas alındığı görülüyor. Yani ahilikte fertler, işveren, işçi, üretici, tüketici, kadın erkek, genç yaşlı şeklinde kategorileştirilerek birbirleriyle mücadeleye zorlanmıyor. Ama bugün öyle değil. Bugün ne yapılmış? Kalın çizgilerle ayrılmış. Patron, işveren, işçi, efendim, üretici, tüketici ve dolayısıyla bunları tamamen böyle bir nasıl diyelim merhametsiz veya ölçüsüz bir yarış haline. At başı bir yarış içerisinde.
Fakat buradan tabii bir kısım eziliyor. Üretici de eziliyor, tüketici de eziliyor. Niye? Bir yarış var. Bu yarışta sermayesi fazla olan, parası fazla olan, yani imkanı fazla olan ne yapıyor? Her iki tarafı da şamarlıyor bir nevi. Eziyor. Bir bakıyorsun üreticiyi bir taraftan eziyor, bir taraftan tüketici eziliyor. Neticede dünyaca holdingler ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki öyle dünyada holdingler var ki ülkelerin servetinden daha fazla servetler. Dolayısıyla Adil Rıza Hocam, yani ahilik teşkilatı bir anlamda da toplumu dizayn ediyor. Bu manada hocamın ifade ettiği noktada işçi, işveren, üretici, tüketici arasındaki münasebetleri dengeli bir şekilde oluşmasına ciddi manada katkı veren bir müessese olarak faaliyet göstermiş. Onun tabii, bugüne taşınması gerekiyor o mutlaka anlayışa. Mutlaka buna ihtiyaç var. Sadece müeyyide ile ceza ile bu işleri çözmek mümkün değil. İşin bir ticaret ahlakı, bunun yerleştirilmesi fevkalade önemli. Şimdi biz bunları sanki böyle ideal erişilmez şeyler, sanki masal anlatıyormuşuz gibi geliyor. Şimdi diyelim ki işte Fatih zamanında diyelim ki esnaf sabahleyin dükkanı açmış, müşteri geliyor. Bir esnaftan bir şey almak istiyor. O da diyor ki ya ben siftah yaptım, git komşumdan al diyor, değil mi? Bak bu bir ahlaktır. Yani öldüresiye efendim bu vahşi kapitalizm, bırak yapsın, bırak geçsin bir şeydir. Güçlü olan ayakta kalıyor, zayıf olan. İnsafsız bir rekabet. Karşı tarafı yok etmeye dayalı. Biz bunu biliyoruz. Yani mesela öyle şeyler var küçük ilçelerde filan. Mesela iki otobüs şirketi. Şimdi birisi diğerini yok edecek ya. Halbuki beraber anlaşsalar orta bir şeyle, maliyetle hizmet ederler. Ama şimdi ötekini öldürmek için bedava götürüyor şeyi bir hafta 10 gün. Herkes ona gidince öbür taraf şey kalıyor, işsiz kalıyor. Tabii onun da gücü var. O iflas edince bu sefer tek kalıyor, istediği fiyatı koyuyor. Evet. Böyle insafsız bir şey var. Halbuki bu bir yardımlaşmadır. Evet. Altta kalanın canı çıksın değil. Efendim şimdi bu piyasa bir ticaret ahlakı oluşuyor. Mesela şimdi öyle bir ahlak ki o toplumda bırakın insanlar, hayvanlar bile gözetiliyor. Şimdi mesela kasaplar sıraya koyuyorlarmış şeyi. Bugün kedinin, köpeğin sakadat şeyini sen temin edeceksin. O besliyormuş şeyleri. Şimdi bakın bu ahlak, bu oluşumun meydana getirdiği ahlak her tarafta kendini gösteriyor. Yani insanlara da yardım, hayvanlara bile. Sadece vakıflar yani var. Ahilik dediğimiz şey sadece insanla sınırlı değil. Değil. Yani bak kanadı kırık leylekler için vakıf kurmuşlar. Bizim tarihi camilere gidin. İşte kuş yuvaları var. Efendim kedi köpeğe bakan şeyler var. Yani bu o kadar mesela hatırıma geldi. Bursa'da Uludağ'ın eteklerine kışın et bırakıyorlarmış. Kurtlar da aç kalmasın. Aç kalırsa şehre inerler, zarar verirler. Bakın böyle bir şey sosyal, işte Darül Eytamlar, Darül Acezeler değil mi? Kurulmuş. Gerçekten birbirini öldüren değil, birbirine. Hatta evet, bu öyle bir yerleşmiş ki bu ruh maalesef bu kimyayı bozmaya çalışıyorlar. Biz Anadolu köy çocuğuyuz. Ya bizim köyümüzde mesela Demirci'nin Çanakçı köyünde, Bigadıc'ın Çömlekçi köyünde biz bunları yaşadık. Köy odaları var. Tabii kervansaraylar, hanlar onlar ayrı. Köy odaları ne iş görüyor bunlar? Şimdi tabii eskiden ulaşım böyle vasıta yoktu. Bizim Demirci'de bir cip vardı bir zaman. Ben hatırlıyorum çocukluğumda. Şimdi uzak bir köyden pazara gelecek. Akşam oluyor bir yerde konaklaması lazım. Köye geliyor. Efendim nerede barınacak bu? Köy odasında 5-6 yatak var, yorgan var. Gelen orada konaklıyor. Konak döndürüyorlar. Her hane sıraya koyuyor bunu. Bir gün yemeği o getiriyor. Gelen misafir aç kalmasın diye. Bakın böyle bir yardımlaşma. Yemece usulü, bilmem ne usulü. Hocam, bu ahlak yerleşmiş. Bir şey geldi başıma. Evet. Tam arabayı indiriyoruz. Oradan geldik. Eşyalar var. Hanıma git dedim. Anahtarı verdim. Kapı açılmıyor. Hı-hı. Çelik kapı açılmıyor. Birileri geldi, komşular geldi, yardımcı oldular, açamadılar. Kaldık ortada. Ben ya şimdi kara kara düşünüyorum, bu gece nerede kalırız? Çünkü o saatte akşam ezan okurmuş,
Çingirci bulacaksın, edeceksin. Ve neticede internet vasıtasıyla bir çingirci buldu bizim Çilingir, oğlumuz. Çilingirci geldi ve açtı. Arkadaki mandal takılmış. Niye takıldıysa? Yani az önce söylediğiniz gibi dışarıda kalma kolay bir hadise değil. Elbette, bak yani o bile düşünülmüş. Evet, evet. Yani bir köyden köye giderken oraya bir konak yapılmış. Veya bir tek... Yani aslında orada bu hocam burada önemli olan husus, yani böyle bir düşüncenin beslendiği kaynak. Yani o düşünce insanı sevk eden şey. Dedik ki ahilikle insan arasındaki ilişki, yani bugünkü Machiavelli dediğimiz insan insanın kurdudur anlayışının çok fevkinde. İnsana insani hizmet et ki. İnsana hizmet ve insanlar arasında hayırda yarış, iyilikte yarış. İnsana hizmet et ki devlet yücelsin. Yani insana hizmet etmeden, insan yüceltmeden devlet yücelir mi? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın evet, diye. Evet, güzel bir ifade etti. Yani insan evet eşref-i mahlukat olması evet. münasebetiyle de hizmete layık bir varlıktır. Her ne kadar o kendi seviyesini hayvandan daha aşağı bir noktaya çekse de aslında ahilik müessesesi insanı, insana insanlığını öğreten bir tabii müessese olarak. Tabii şöyle bir iki madde buradan edilmiş. İfade edeyim. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış hadisi ahilikte temel kabul edilmiş. Para için kazanmayı amaç haline getirmek ahilerin kabul etmeyeceği bir davranıştır. İki, ahilikte para kazanmak amaç haline getirilemez. Mal, ömrün huzur ve asayişi içindir. Ömür mal toplamak için değildir. Ya bugün artık yani ömrümüzü mal toplamak için harcıyoruz, heba edip gidiyoruz. Yani insanlık bu duruma, bu noktaya geldi. Ahilikte ahinin emeğini değerlendirebileceği bir işi, özellikle bir sanatı olması ahlaki kaide haline getirilmiştir. Ahilik insanların çalışmalarını, bir işle uğraşmalarını ve kendi emekleriyle geçinmelerini ister. Bazı fütüvvet namelerde işsizlik batıl olarak kabul edilmekte ve akılsızlık sayılmaktadır. Ahiler çalışma ibadet saymışlar. Burası çok önemli. Ali Özek hocamız, Allah rahmet eylesin, demişti ki bazı grupları tenkit ederken, peygamberler hiçbir kimseye yük olmamıştır. Hep kendi emekleriyle geçirmişlerdir. Şimdi Şafii mezhebinde, affedersiniz, biliyorsunuz bir insanın gücü kuvveti yerindeyse, çalışma imkanı var da işte bulduğu halde çalışmıyorsa, fakir de olsa buna zekat verilmez. Evet. Tembelliğe güzel. Teşvik yok. Evet. Evet. Şimdi peygamberler hiç kimseye yük olmamışlardır. Niçin şu filanlar toplumda efendim filanın yardımlarına göz dikmiş veya onları bekliyor, bu kabul edilemez derdi. Bak burada ahilikte ahiler iş yerlerine ibadet yeri gibi değer verirler. Ahilikte iş yerleri tekkeler ve zaviyelerden daha kutsal yer olarak kabul edilir. Ya şuna bakınız. Evet. Şu ilkeye bakınız. Yani öyle bir tembel tembel oralarda gidip oturamazsın. Yani iş üreteceğim. Üreteceğim, bir şeyler yapacağım. Topluma bir değer üretecek. Ahinin iş yeri hak kapısıdır. Bu kapıdan hürmetle girilir, saygı ve samimiyetle çalışılır, helalinden kazanılır, helal yerlere ve kararınca harcanır. Şimdi bu şeyle ilgili piyasanın denetlenmesi, bu bakın bu kurallar böyle kanun ceza mezadan ziyade yerleşmiş bir ahlak. Bütün şeyin temeli ahlaktır. Bunun yerleşmesi. Şimdi tabii kontrol mekanizması da var. Şimdi mesela biz bir un kapanı var, yağ kapanı var değil mi şeyde? Yağ kapanı neresi hocam? Ya bizim bu Galata ile şey arasında. Un kapanı mı diyoruz? Galata Köprüsü ile un kapanı ile Galata. Orada yağ kapanı da var. Tamam mı? Bu ne demek bu? Şimdi dışarıdan gelen unlar bir kapıdan girermiş. Kontrol edildikten sonra girermiş içeriye. Yağlar da yağ kapanı denen yerden girermiş. O kaliteden sonra. Yani mesela şimdi pabucu dama atılma meselesinde. Şimdi diyelim ki bir ayakkabı yaptı bir esnaf. Şimdi bu böyle 6 aylık şeyden, hayvanın derisinden olmaz, dayanıksız olurmuş. En az diyelim ki 2 yaşında bir şeyin bir sene dayanması lazım gelen bir şey eğer 6 ayda eskirse efendim o kontrol edilir. O pabucunu dama atarlarmış, işine son verirlermiş. Şimdi bakın piyasanın denetlenmesi konusunda kendi aralarında öyle kurallar koymuşlar ki şimdi yanlış yapanı müdahale kontrol ediyorlar. Yanlış yaptıysa meslekten atıyorlar ve her tarafı da bildiriyorlar. Bunu bir daha
iş yeri kuramıyor bir şeyde. Bakın neler yapılmış. Müsaadenizle diyelim ki fırıncılar nasıl kontrol ediyor? Ekmek, pidecilerin pidesi, çörekçilerin kontrol edilmeli diyor. Eğer hata ederse tazir, cezalandırılmalı. Biliyorsunuz kitapta, bizim fıkıh kitaplarında kitab-ül hudut var. Şey, belli olan cezalar var. Bir de hakimin takdirine bırakılan cezalara tazir diyoruz. Bu teşkilat buna uygun bir ceza veriyor. Şimdi diyelim ki kasaplar diyor, bir adam rastgele kasap dükkanı açamıyor. Ne diyor? Koyunu keçiden, erkeği dişiden ayırt edebilecek bir şey lazım. Bir tecrübe kazanması lazım. Böyle piyasa efendim stok edip de mal pahalansın, kara borsa yapanlara da meslekten atıyorlarmış. Bu oto kontrol. Mesela aşçıların diyor pişirdikleri yemekler lezzetli olacak, çiğ olmayacak, tuzlu, yavan olmayacak. Kaseleri, kapları temiz olacak. Bak bunlar kontrol ediliyor. Hatta bakın öyle detay var ki kelle paça yapanlar diyor efendim harlı ateşte pişirilecek, tüylü müylü olmayacak. Buna dahi dikkat ediliyor. Bu şey kazandırıyor topluma bir güven kazandırıyor. Şimdi börekçiler diyor 200 dirhem koyun eti koyacak diyor şeye. Böreğe diyor. Malzemeden çalmayacak. Ha, başka et karıştırılmayacak, iç yağı konmayacak diyor. Bak. Şimdi, tarife içeriye daha müdahale ediyorlar hocam. Bakkallar diyor kuru ve yaş yemişleri %10'dan fazla şeye satamayacak diyor. Gerçi piyasada bu fiyat belirlemek, hani bir hadis-i şerif var. Geçenlerde de tartışma konusu oldu bu. La tusairu fe innel musaire huvallah. Şimdi siz fiyat narh belirlemeyin. Çünkü fiyatı belirleyecek olan Allah'tır. Bazıları diyorlar ki yani bu kapitalist anlayış, o değil. Şimdi efendim arz talep bir şeyin kanunudur. Bir mal çok olursa ucuz olur, az olursa pahalı olur, değil mi? Şimdi bu normal piyasanın bir işleyişi var. Ama eğer suistimal varsa, kara borsacılık varsa, efendim özellikle suni bir pahalılık oluşturuluyorsa buna müdahale edilir. Şimdi Allah rahmet eylesin Cemil Meriç'in hani liberal ekonomi diyoruz ya, liberalizm. O diyor ki bugünkü anlamda liberalizm hür kümeste hür tilki rejimidir diyor. Bak ilginç bir tabir. Şimdi hür iyi ama tilkinin hürriyeti yanında tavukların hürriyetinin bir anlamı olmaz. Bu ne demek? Burada zayıf olanların korunması lazım. Suistimal edenler varsa bak bu günümüzde özellikle bu milletin zor durumda olanı istismar etmeye kalkanlar oluyor değil mi? Ev kira, hocam, şimdi şu, evde kirada yani vesaire. Serbest piyasa işliyor şu anda. Evet. Serbest piyasa bir nevi ilahlaştırılmış. Geliyoruz. Yolda geliyoruz. Ama bu serbestliğe denetimin olmayacağı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi yolda geliyoruz. O kadar uçuk fiyatlar ki aralarında o efendim işte bu benzin, mazot vesaire. Bir bakıyorsunuz bir yerden zaruret ihtiyaç olarak bir çay içim diyorsunuz. Bir oturayım şurada 10 dakika 15 dakika. Astronomik fiyatlar. Yani insaf da merhamet de yani o kadar kazanma hırsı, biriktirme hırsı insanları kaplamış ki aslında her şey ahlaktan geçiyor. Yani onu ne yapıyor? Oradan mecbursun onu içmeye. Çünkü ihtiyacım var. Ve onu fırsat biliyor. Bir ölçü kalmamış. Yani bu ölçü gerçekten ahlakla bütünleşmesi gerekiyor. Yani burada kazanacak tabii. Burada dükkanın parasını, elemanın parasını kazanabilecek fiyatı oraya yansıtacak. Ama siz karşı tarafı ezecek şekilde ve serveti durmadan artırma uğruna insanları ezme hakkını kendinize göremezsiniz. Şimdi bu ahlaki kural diyoruz, işin başı ahlaktır. Öyle müeyyideyle, cezayla. Şimdi İmam-ı Azam bak, her peygamberin ve bizim büyük imamların, mesela kaffal diyor ki cessas diyor, biri kireç satıyormuş, öteki bilmem kilit yapıyormuş, öteki bilmem İmam-ı Azam da bezzazdı biliyorsunuz. Peygamberlerin mesleği de var, var hocam. Var tabii. Evet. Davud Aleyhisselam'ın neccar bilmem şey, demir şey, zırh yapıyor. Az önce okuduk ayette zaten. Ettin. Şimdi İmam-ı Azam mesela tekstil, manifatura ortağı varmış bunun. Şimdi bu
malların arasında defolu bir mal varmış. Tembih etmiş. Bak bunu satarken ayır demiş. Mallarla birlikte satma. Fakat ortağı nasıl olduysa o defolu malı da kaliteli defosuz mal gibi satmış. İmam-ı Azam bunu öğrenince, duyunca bütün o kime sattığı da belli değil, oradaki şeyleri sadaka olarak dağıtmış. Yani en ufak kazancına haram girmesin diye. Bu haram helal ölçüsü, bu ahi teşkilatı, bu anlayış. Şimdi bu ahlak, şimdi bakın biz diyoruz ki, anlatıyoruz şimdi, Allah Allah böyle bir şey de olur mu? Bu askere de tez, mesela Edirne'den gelirken şeyler, bağlardan üzüm almış askerler. Ha, kıymetlerini bağlamışlar para olarak, değil mi? Haram olmasın diye. Bu haram helal ölçüleri. Onun için bu şeylerin, piyasanın bu ahlaki kurallara göre denetlenmesi ahiliğin ana şeyi. Meslek edindiriyor, ahlak kimse kalmasın. Ve bu mesleğin de ahlaki kurallarını yaşatıyorlar, uyguluyorlar. Şimdi ben bazı şeyler söyledim burada daha. Mesela diyor ki terziler diyor dikişleri sık yapmalı, efendim zamanında yetiştirmeli. İyi dikmeyenlerin mesleğine son verilir. Mesela işte mum yapanlar diyor, kokmuş yağlarda mum yapamaz. Bak o detaya dahi, bu paçacılar diyor harlı ateşte yapacak, tüy olmayacak şeyde. Ticaret erbabı kontrol edilecek. İşte %10, azami %12 kar payı. Bazı öyle durumlar olur ki fakiri ezmemek için devlet bazı şeylere şey koyabilir. Nah, hatta bizde efendim zekat var ama eğer zaruret, ihtiyaç varsa zekatın dışında da devlet zenginlerin şeyine vergi koyabilir, değil mi? Hocam nitekim şu anda evet, devletin aldığı bir karar var. Evet. Efendim 6.000 kilometre ve 6 aylık efendim olmadan arabalar, 6 kilometre olmadan ikinci yerler satış yapılmayacak. Bak, devlet burada ne yaptı? Müdahale etti piyasaya. Şimdi aynı şekilde ürünlerde de böyle. Neden öyle? Çünkü stok alıyor ürünlerde şeyi, de böyle. Mesela diyelim devlet bir randıman koyuyor, bir ürüne bir fiyat veriyor. Bu ayçiçeğinde böyle, pamukta öyle, öbüründe öyle. Fakat öbür tarafta tüccar bunu eze eze. Yani gitmiş, yani ne yapmış? Memleketine gitmiş, bir avuç fındığı var veya bir zeytin toplayacak veyahut da efendim şeftali toplayacak vesaire. Hububatını hasat edecek. Orada tüccar bunu fırsat bilerek devletten en az 10 puan aşağıdan alıyor. Bu haksızlık değil mi? Bence haksızlık bu. Ben bu toplumun içerisinde yaşıyorum. Yani onun için aylık mesela üretilen her mal veya hizmetin bir değeri vardır ahilikte. Ahilikte bu değer sadece satış fiyatıyla ölçülmez. Ahilik üretici ve tüketicinin mağdur olmasına izin vermez. Yani ahilik teşkilatı sadece bir tarafın ya da meslek erbabının haklarını korumuyor. Hayır, tabii. Aynı zamanda tek taraflı üretici, değil. Evet, tek taraflı değil. Mesela kolay kazanç ahi ahlaki yönünden makbul değildir. Adam havadan para kazanıyor. Kazanç meşakkatli olacak, güç olacak, alın teri ve emek karşılığında elde edilecek. Mesela burada bir örnek olarak gösterebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bu ticaret erbabının yanından geçerken ey tüccarlar topluluğu diye hitap ediyor onlara. Daha önce simsarlar deniyormuş. Fakat bu kavrama çok hoşlarına gitmişler, çok memnun olmuşlar. Diyor ki ettacru saduk, sadık, emin tüccar. Peygamberlerle, şehitlerle beraber olacaktır. Ya şehitlerle, cephede savaşan şehitlerle beraber olmak kolay bir şey mi? O zaman ne yapacaksın? İnsaflı olacaksın. Merhametli olacaksın. Ölçülü olacaksın. Fakiri ezmeyeceksin. Üreticiyi ezmeyeceksin. Tüketiciyi ezmeyeceksin. Esnaflık bu. Ve şunu da okuyayım hocam. İnsan bununla ilgili görüşlerini belirtir. Günümüzde rekabet araçlarının çoğu ahilikte yasaklanmıştır. Fiyat düşürerek veya daha kalitesiz malzeme kullanarak rekabet yapılmaz. Ahilikte esas olan helal kazançtır. Şimdi hocam ifade etti evet, ya her evet, bir meslek erbabının uyması gereken şartlar. Evet. Neler yapacak, şartlar, neler, evet, evet, zaten okudu hocam sizin orada. Sizin anlattığınıza bağlantılı hocam. Ahinin doğru olması ve hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna sapmaması ahlak kaidesi haline getirilmiştir. Ahilik mal biriktirme, burası çok önemli.
Ya bunun içerisinde hepimiz varız. Yani dindarı da var, hacısı da var, hocası da var, öğretmeni de var, zengini de var. Yani hep ahilik mal biriktirme ve yığıma peşinde koşan, hırs ve istismarcı ticarete karşıdır. Bugün tam bu yapılıyor. Mal biriktirme, yığıma ve hırs ve istismar. Hırs doymuyor adam. Kara doymuyor. Kazanca doymuyor. İstif ediyor, biriktiriyor, istif ediyor. Gayrimenkulleri çoğalıyor. Ama öbür taraftan da hakları çiğneyerek oraya geliyor. Bunun muhasebesinin yapılması lazım. Yani bu ahilik onun için bugün gerçekten yeni baştan böyle incelenerek böyle bir teşekküllerin kurulmasında fayda var. Bu teşekküllerin de güçlendirilmesi gerekiyor, evet, değil mi hocam? Çünkü her işlerin sağlıklı yürümesi biraz da bunların bir genel toplumsal kaide haline dönüşmesine bağlı. Şimdi ahirlik yani Kur'an-ı Kerim'de, İslam'da belirtilen esaslara uygun ticari hayatı geliştirmek, yaşatma esasına bağlıdır. Şimdi diyelim ki piyasada problem nedir? Mesela Cenab-ı Hak ne buyuruyor? اَحَلَّ bey'a ve harrama riba. Allah ticareti helal kıldı, faizi yasakladı değil mi? يَمْحَكُ اللّٰهُ riba ve يُرْبِ السَّدَكَاتِ. Allah faizin bereketini yok eder, sadakaları bereketlendirir. Şimdi bir infak var. İnfak karşılıksız vermek, faiz karşılıksız almaktır. Şimdi haram helal ölçüleri, bunlara dikkat ediliyor. Şimdi mesela haram kazanç yolları nedir? İşte içki ticaretidir, kumardır, faizdir, kara borsadır, istifçiliktir, bilmem onun zor durumunu suistimal etmektir. Şimdi bakın, öyle bir insafsız rekabet yok. Şimdi mesela ahirlik kurallarından birisi, herkes istediği zaman ve istediği yerde iş yeri açamaz. Şimdi orada sırf onu yok etmek ihtiyaç yokken, sırf onu batırmak için yanı başında bir şey satıyor biri, aynı şeyi yerine koymanın bir ahlaki şeyi yok. Tamam, nerede ihtiyaç var? Ona dikkat etmek. Yani rakibini ezmek gibi bir şey yok. Şimdi bu kalitenin kontrolü, mesela bu çiviciler diyor, eski çivileri ateşte tavlayarak yeni imal, hani sıfırdan mal gibi piyasaya süremez diyor. Hurda malı eritip de sanki yeniymiş gibi, bak bunlar kontrol ediliyor. Efendim, aksi halde meslekten, efendim diyor, sahtekarlar, fitneciler şikayet edilir, meslekten atılır. Kurallar, şimdi bu usta çıraklık dedik ya, şimdi okul gibi, usta, üstad bir okul orası, yetişiyor. Bakın, çırak çıkar, ustalığa terfi edeceği zaman usta diyormuş ki, çırağına şu nasihatı veriyormuş. Ey oğul, şeriat bilgili, efendim bilgilerinde olgun, tam ol, tarikatta devamlı ol, hakikatten haberdar ol, marifette haya sahibi, efendim utanan, utangaç ol, güler yüzlü ol, Resulullah'a yar, düşmana ayar ol. Bak nasihat. Onun için bak ustanın şeyine uyuyor şey, değil mi? Benim üstadım şöyle diyor ya, usta işte. Yani aynı talebe, öğrenci ilişkisi, evet, gibi yani. Şimdi onların mesela şeyler var. Diyor ki, efendim zehir nuş ol, daima hamuş ol, ayıp puş ol. Bak Farsça şeylerle derdini kendi içine at. Başkalarını rahatsız etme. Efendim şey diyor, öyle gelişi güzel konuşma diyor. Biraz sakin ol, ayıpları da hemen görme. Şimdi mesela orada üç şey açık, üç şey kapalı olacak diyor kurallardan bir tanesi. Efendim kapın açık olacak, sofran açık olacak, efendim işte kapın açık olacak. Cömert zaten, ahinin cömert olması lazım. Cebin açık olacak. Kapın açık olacak, kapın açık olacak, sofran açık olacak. Yedirmesin de bileceksin, yemesin de bileceksin. Efendim ne diyor? Gözün kapalı olacak. Hep ayıp görmeyeceksin. Efendime söyleyeyim, belin kapalı olacak. Elin, kimseyi incitmeyeceksin. Bunlar ahlaki kurallar. Şimdi bu kurallar, orada siz de sıralamışsınız ama yüzlerce şey kuralı var. Hani bir insan bir yere üye olmak için şartlar aranıyor ya, ahi teşkilatına girmek için de öyle detaylı şeyler var. İnşallah ki. İnşallah hocam, şimdi bir dakikamız var, araya gireceğiz. Ondan sonra aradan o detaylara şey yapalım. Temas ederiz. Yani piyasanın gücü,
sağlamlaşması böyle ayakta olur. Bu güven böyle olur. Kalite böyle olur. Yani sahtekarların önüne böyle geçilir. Evet, ahirette formal böyle. İnformal kuralları biraz şey yapalım. Yani evet. Ahlaki kuralları. Yani bütün bu konuştuklarımızdan şu anlaşılıyor ki ahiliğin ortaya koymuş olduğu esaslar bütün bir toplumu ilgilendiren, bütün bir toplumun kazanması, bütün bir toplumun mutlu ve huzurlu ve refah içinde olması için konulmuş kurallar var, kaideler hocam. Evet. Ve inşallah toplumsal ikinci, yapıyı tahkim eden, güçlendiren, sağlandıran bir özellik taşıyor. Efendim programımız devam edecek. Kısa bir aramız var. Efendim Kur'an Yolu programımız devam ediyor. Bu hafta hocalarımla birlikte ahilik teşkilatını konuşuyoruz. Birinci bölümde hocam epey bir konuya temas ettik. Ahiliğin insana, topluma, çevreye hatta insanlığa faydası ve ticari hayata getirdiği güzellikleri neler olduğunu detaylı bir şekilde konuştuk. Hocam burada aslında şu da akla geliyor. Ahilikte belli kurallar ve kaideler var. Yani birinci bölümde de biraz temas etmiştik. Bu kurallar ve kaideler aslında hem resmi olanı var, bir de resmi olmayan, yani gelenek içerisinde oluşmuş olan kurallar var. Hocam bunlar özelinde ahilik hangi kuralları bize tavsiye ediyor? Evet. Şimdi o kurallar çok uzun. Ben ondan evvel şunu ifade edeyim. Böyle ahilik rastgele organize bir teşkilattır bu. Bak mesela ilginç bir rakam. Anadolu'da, sadece Anadolu'da 270 efendim ahi zaviyesi varmış. Bunlar dedik ya, bu tekke, bir tarikat, tasavvufla da alakalı bunlar. Bu zaviyelerde bu okul gibi insan yetiştirilir. Ahlak kuralları, meslek, efendim bu has incelik, müşteriye nasıl davranılır, kalite nasıl sağlanır. Bunlar böyle bir şey oluşturmuş. Bak 270 tane o günün şartlarında zaviye. Bu manevi tarafı, ahlaki tarafı, meslek şeyi, bu uygulamalı bir şey. Servis, çay nasıl sunulur, bu yemek nasıl pişirilir, müşteriye nasıl davranılır. Şimdi ilginç, bakın nasıl bir hava oluşmuş. Bu İbn Battuta diye meşhur bir seyyah var, biliyorsunuz. Bu şeylidir, Faslıdır, Tanca'da. Efendim bu 1304-1368, 28 sene dünyayı dolaşmış, Anadolu'yu da karış karış dolaşmış. Bu zaviyele, ahile şeylerine dolaşmış. Şimdi ilginç bir hatırıma nakledeyim. Şimdi bu hanımları varmış, atları var diyelim ki, böyle birkaç kişiyle dolaşıyormuş. Yazıyormuş hatıralar, meşhurdur onun seyahatnamesi de. Şimdi Anadolu'nun bir hangi ilçe şehir olduğunu hatırlayamıyorum. Giderken bir şehirde yolunda iri yarı böyle izbandut gibi iki şey çıkmış karşısına. Atının yularını tutmuşlar. Böyle kavga ediyorlarmış. Bu da korkmuş. Demiş ki herhalde bizi yağmalayacaklar, malları götürecekler falan diye. Orada diyor biri, Arapça bilen birisini bulmuş şey. Yahu demiş, bunlara rica edeyim. Yani bizim tamam atları matları vereyim ama şu hanımlara falan dokunmasınlar. Efendim o şey de demiş ki, efendim demiş, böyle bunların bir yağma soygun gibi bir şey yok. Neyin kavgasını yapıyorlar biliyor musun? Bu misafiri ben evimde misafir edeceğim, sen misafir edeceksin diye tartışıyorlar demiş. Allah Allah. Şimdi bakın, diyor ki bir dua yapıyor bak İbn Battuta. Bizim Evliya Çelebi de seyahatnamesi vardır ama o 1600'lü yıllardadır. Bu ondan aşağı yukarı 300 sene evvel dolaşmış Anadolu'yu. Bakın bu manzara karşısında, bu millet dualı millet diyoruz ya, İbn Battuta diyor ki Allah'ım bu milleti kıyamete kadar koru, daim eyle. Şimdi bakın böyle bir ahlak oluşmuş. Şimdi bunu biz görüyoruz. Şimdi ben bir şeye gitmiştim. Bir zaman bir Antep'ti galiba. O zaman bir gelenek. Çok hayret ettim. Hacca giden kişi evinin kapısına Kabe resmi koymuş. Efendim
buyurun hoş geldiniz yazıyor. Yani benim ev herkese açık. Hadi herkesin otel parası olmayabilir. Yani misafir edinim diye şey paylaşıyor, şey yapıyorlarmış. Ben bunu biraz, tabii bir takım yanlışlar var ama şeyde Arabistan'da böyle bir Ramazan'da umreye gitmiştim. Bilmiyordum şeyi. Akşam namazı sırasında giriyorum. O çocuklar biri o kolumdan tutuyor, öteki kolumdan. Ya acaba biz bir hata mı ettik? Meğer içeride şeyler sermişler. İftar ettirecekler. Yok bizim sofrada iftar edeceksin, bizim sofrada diye. Hatta öyle şeyler olmuş ki bu bir güzel anlayış işte. Hatta bir yer şey yapmışlar. Yok burasında ben ikram edeceğim. Mahkemeye gitmişler de ikiniz ortak verin falan diye. Bakın iyilik yapmakta Anadolu'da da böyle misafirin paylaşılamama gibi. Ama o da yine Peygamberimizin hadisinden kaynaklanıyor. Öyle tabii. Yani oradan alıyorlar o efendim, ilhamı. Kim efendim Allah ve ahirete iman eden misafirine ikram etsin değil mi? İşte bu bakın bu ahilik ruhu Anadolu'yu böyle bereketli kılmış. Efendim ihtiras yok, yağma yok, soygun yok, kontrol var değil mi? Birbirlerini tamamlama var, ezme yok. Bizim buna ihtiyacımız var. Efendim şimdi efendim din imandan bahsediyorsunuz. Din karın doyurur mu? Din karın doyurur. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Doyuracaksın diyor. Kimse aç kalmayacak, değil mi? Onun için Felak tehamel agabe ve ma edra kemel agabe. Sarp yokuşu çıkmak, borçlunun borcunu ödeyeceksin, yardım edeceksin. Şu ruh önemli bakın. Bizim buna çok materyalist, dünyevi, efendim biz dünyevileştik, seküler. Şimdi Hazreti Ali'ye bir komşu efendim ödünç para istemeye gelmiş. Selim Hoca. Şimdi para istemeye gelince Hazreti Ali ağlamaya başlamış. Yahu demiş ben nasıl bir komşuyum ki bu benden para istemeden, borç istemeden evvel ben onun halini sormalıydım. Senin bir şeye ihtiyacın var mı yok mu diye. Bu anlayışa ihtiyaç var. Artık bugünkü materyalist böyle insan insanın kurdudur. Altta kalanın canı çıksın. Dünya benden ibarettir diyen. Efendim şimdi biliyorsunuz şöyle bir kural da vardır. Hani şeriat, tarikat, hakikat. Şimdi şeriat kanun demektir. Seninki senin, benimki benim. Helal yoldan kazanmak şartıyla. Tarikat nedir? Seninki senin, benimki de senin. Buna isar denir. Hakikat nedir? Ne benimki benim, ne seninki senin. Hepsi Allah'ındır. Bu da hakikattır. Bir de dördüncüsü bir şey var. Benimki benim, seninki de benim. Bu da vahşi kapitalizmdir. Bugün bu dünya bunu yaşıyor değil mi? Yedikçe böyle doymayanlar var ya. Dolayısıyla için, hocam bugünkü vahşi kapitalizme... Çare olacak anlayış da bu ahilik anlayışı. Bu ahlaki kuralların ahlaki topluma kuralların yerleştirilmesi önemli. Bu geçmişi anlatırken evet, yani bundan alabiliriz. İbret alınması. Yani yeni bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün ne aslında yapabiliriz? Aslında hocam hani bu ahilik teşkilatı dedim sözünüze bir parantez olarak açayım. Yani ya biz ahiliği bugün birebir motomat aynısıyla bugüne taşıyamayız zaten. Yani. O günün evet, toplumun şartlarında bir anlayış oluşmuş. Geçmişin bir önemi var. O örnekliği var burada. Yani o bugüne taşıyıp onu bugünkü ortamda da yeniden canlandırabiliriz. Şimdi yani burada Kur'an kıssalarına baktığımız zaman da ibretten bahseder. Onlardan ibret alır. İbreten lülil elbab. Şimdi eğer geçmiş önemli olmasaydı, şeytanla iblisle Hazreti Adem'in kıssası, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle olan münasebeti, İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesi, Yusuf Aleyhisselam'ın namus abidesi olarak tanıtılması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la mücadelesi, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke müşrikleriyle mücadelesi anlatılır mıydı? Demek ki geçmiş çok önemli. Geçmişten ibret alarak geleceğe yürüyeceğiz. Aslında onun için hocam, burada ahili biz yani anlatırken belki bazı eleştiriler de olabilir ya bunların mesleği mi veya şeyi mi ama biz burada Kur'an ölçeği içerisinde mesela şu hırs tamah meselesi Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu bir husustur. Dolayısıyla ahilikten gerçekten bir iki türlü ahlak şeyine kurallarına yer verilmiş. Birisi formal informal yani resmi biçimsel
kurallar. Diğeri de gayri resmi. İslam ahlakı ahilikte ahlak anlayışının formel yanını meydana getirir. Yani İslam ahlakı neyse onun kurallarını uygulamak ahilerin temel görevidir. Mesela size diyelim bir kurumda çalışıyorsunuz. O kurumda size yüklenen mevzuat, genelgeler, kanun, o çerçevede görev yapmanız bir formel zorunluluktur. Bir de informel. İnformel nedir? Size verilen görevin dışında biraz daha gayret sarf ederek, biraz daha böyle feragat ederek, öğrencinizle daha fazla ilgilenmek, mesai dışında öğrencinize yardımcı olmak veya başka yerlerde hizmet etmek. Mesela bir diyelim 657'ye tabi değil mi bugün din görevlileri? Ben verdiğim seminerde bunu örnek olarak gösteriyorum. Evet, camide 5 vakit ezan okumak göreviniz. Camiyi belli vakitlerde açmak göreviniz. İsteyenlere Kur'an öğretmek göreviniz. Bunlar kanunen, genelgelerle belirtilmiş. Ama bunun dışında Allah'a olan sorumluluklarımız var. İrşat sorumluluğumuz var. Tebliğ sorumluluğumuz var. Fedakarlık. Vicdani kurallar diyebiliriz. Vicdani kurallar diyebiliriz. Şimdi formal ahlak neler? Genel ahlak yapısını yansıtan formal ahlak kaideleri açık ve kapalı, dışa ve içe ait olmak üzere sınıflandırılan 12 emirden meydana geliyor. Kapalı ve dışa ait olan 6 emir. Gayrimeşru ilişkilerden, zinadan sakınılmasını isteyen şahıslarla ilgili emir. 2. İslam dinine göre yasak edilmiş yiyecek ve içeceklerinin yenilip içilmemesini isteyen mideyle ilgili emir. Yalandan, dedikodudan, boş laftan ve gıybetten sakınılmasını isteyen dil ile ilgili emir. Görülmemesi ve duyulmaması gereken şeylerin görülüp duyulmasını isteyen kulak ve göz ile ilgili emir. Kötülük etmekten sakınılmasını isteyen el ve ayak ile ilgili emir. Dünya malına ve nimetlerine ahireti unutturacak kadar bağlanılmamasını isteyen hırs ile ilgili emir. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisi aklımıza geliyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Hatta Eshab-ı Kiram diyor ki, sanki diyor ahireti görüyorduk. Cennet cehennemi görüyorduk. Öyle bir anlatıyordu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu topraklarda artık şeytan sizden ümidini kesmiştir. Şeytana tapmayacaksınız. Ama geçmiş ümmetlerin ayakları altına serilen zenginlik, sizin ayağının altına da serilip ahireti unutmanızdan korkuyorum. Bak bugün bu tecelli etmiştir. Bu emirleri Türk milleti şöyle anlamış. Eline, diline, beline hakim ol şeklinde. Özetleyen Müslüman Türk milleti hala bir deyim olarak bunları kullanmaktadır. Şimdi hocam araya girdim. Eline, diline, beline var ya, edep kelimesinin baş harfleridir onun. Elif, edep bakın. Evet. Eline, diline, beline onun açılımıdır. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın edebin açılışı. Diyor ne diyor? İki apışınızın arasını, evet, iki çenenizin arasını garanti bana garanti edin, size cennete garanti edeyim. Evet. Bak ahilikte bu çok önemli. Şimdi açık ve içe ait olan 6 emir. Ahi cömert olacak. Ahi tevazu sahibi olacak. Ne kadar mal kazanırsa kalsın, ne kadar zengin olursa olsun tevazu sahibi olacak. Kerem, âli cenaplık. Kerem sahibi olacak. Merhamet ve bağışlama. Aslında hocam tevazu dediniz de bunun zıttı olarak da tekebbür sahibi olmuyor. Kibir olmayacak. Bencil yani olmama. O sahip olduğu mal, evet, mülk onu kendinde farklı bir konum göstermeyecek. Bencil olmama. Evet. Gerçeklik, realizm. Yani uyanıklık, hayal şarabıyla serhoş olmama. Burada bir şeyim. 2-3 yıl önce hakimler imtihanında sorulan sorudan bir pasaj okumak istiyorum. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye adlı eserde hakim şöyle tarif ediliyor. Hakimin sıfatları. Hakim, alim, bilgin olacak. 2- Fehim, akıllı, zeki, anlayışlı olacak. 3- Müstakim, doğru, hilesiz, dürüst olacak. 4- Emin, emniyetli, insanlara güvenen, güvenilen kimse olacak. 5. Mekin, sakin, temkinli, vakarlı olacak. 6. Metin, metana sahibi, dayanıklı, vücut ve akılca sağlam olmak. Nedir? Hakim olacak, fehim olacak, müstakim olacak, emin olacak,
ve mekin olacak, metin olacak. İşte ahilikte bunlar gerçekten bunlar da göz önünde bulunmuş. İnformal ahlak olarak bir iki hususta oradan söz edeyim. Daha çok mesleki dayanışma ve teşkilat içerisindeki münasebetleri düzenleyen, düzenleme ihtiyacından doğan gayri resmi ahlak kaideleri şöyle sıralanıyor. Ahinin emeğini değerlendirecek bir iş, özellikle bir sanat olmalıdır. Sanat olmayan, iş olmayan ahi olamaz. Ahi birkaç iş veya birkaç sanatla değil, kabiliyetine en uygun olan tek bir iş veya tek bir sanatla uğraşmalıdır. Burası çok önemli hocam, çok muazzam. Evet, evet. Niye? Her işte uğraşan insan başarılı olamaz. Her işte uğraşan hiçbir şey yapmaz. Bir şeyde yoğunlaşacak. Bak uzmanlık. Evet. Uzmanlık. Ahi işinin veya işinin veya sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar büyüklerine işten bağlanmalı. Sanatında ve davranışlarında onlara örnek olmalıdır. Ahi kazancının geçiminden arta kalanının, burası da çok önemli. Evet. Ahi kazancının geçiminden arta kalanının tümüyle yoksullara ve işsizlere yardımda kullanılmalıdır. Ahi bilgi sahibi olmalı, bilginleri sevmeli, beylerin, uluların kapısına gitmemeli. Hocam yani bu siz kuralları okuyunca o kadar üst standartlar iyi evet, bunlar. Evet, evet. Her cümlesi bir konu mu? Yani her biri ayrı bir mesaj, her biri ayrı bir nitelik isteyen vasıflar, özellikler. Yani ahi olmak hocam yani zor mesele geldi. Şu son okuduğum bak şu var. Ahi bilgi sahibi olmalı, bilginleri sevmeli, beylerin, uluların kapısına gitmemeli. Aksine padişah bile onun ayağına gelmelidir. Evet. Sisteme bakın. Yani, yani işte evet. İdeal bir sistem öngörmüşler ama. Hiyerarşi var burada, bir disiplin var. Bak burada pirleri var bu şeylerin. Mesela şeriat pirleri, tarikat pirleri, mezhep pirleri, marifet pirleri, hakikat pirleri, şefkat pirleri. Böyle bir hiyerarşi. Şimdi nasıl ki biz bir teşkilata üye olmak için belli şartlar aranıyor değil mi? Şunlar şunlar üye olabilir, bunlar üye olamaz. Şimdi burada sabıka kaydı isteniyor. Ha isteniyor. O kadar şey kurallar var ki yani bunlardan çok yüzlerce birkaç da ben arz edeyim burada. Efendim oraya üye olabilmek için rastgele bir insan oraya girdiği zaman bir mektep gibi. Demek ki hocam orada şu var. Yani böyle bir müessesenin içerisine, oluşumun içerisine girelim. Bir ön hazırlık gerekiyor. Ha, rastgele yani. Girilmiyor. Sizin kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Tabii bir okula girerken bile bir imtihandan geçiyor değil mi? Bak ne diyor? Efendime söyleyeyim bu kurallar içinde. Bak şöyle iyi huylu, güzel ahlaklı olacak. İşinde ve hayatında doğru güvenilir, yalan söylemeyecek, kin, haset beslemeyecek, sözünde duracak, gözü, gönlü, kalbi tok olacak, şefkatli, merhametli olacak, cömert olacak, küçüklere sevgi, büyüklere saygı olacak, ayıp ve kusurları örtecek, hataları yüze vurmayacak, dost ve arkadaşlarla samimi, tatlı konuşacak. Şu kuralları görüyor musunuz? Tabii İslam'ın temel kuralları. Evet. Efendim herkesin iyiliğini isteyecek, yapılan iyiliği başa kalkmayacak, efendim hakka hukuka riayet edecek, insanların içten gönülden güler yüzle yapacak, efendim yaradandan dolayı yaradılanı sevecek, bak bu kurallar Allah için sevecek, efendime söyleyeyim mahiyetinde olanlara yardımcı olacak, şimdi açıkta ve gizlide Allah'ın emir ve yasaklarına uyacak, kötü söz söylemeyecek, şimdi bak, bir sürü şeyler var, kurallar var. Bir de girmesine mani olan, bak bunlara uyacak. Mesela şöyle her yer ve her işte iyiliği, emir ve kötülükten men etmeye çalışmayanlar ahi olamaz. Efendim geçimini temin edecek bir meslek veya sanat sahibi olmayanlar, tembel adamlar giremez. Efendim yardım etmeyen, yardımlaşmayan, başkasına yük olan, başkalarının sırtından geçirenler ahilik şeyine giremezler. Müşrikler, inançsızlar, falcı, sihirbaz, büyücüler, yalancı, bir de avcı demiş, içkici efendim ve vefasızlar, hırsız, dolandırıcı, zalim, madrabaz, karaborsacı, stokçu, fırsatçı, bunlar da giremez. Görüyor musun? Bak böyle şeyden geçiriliyor. Kaliteli insanlardan oluşuyor. Neden böyle? Çünkü bunlar topluma örnek olacak insanlar değil mi? Böyle ince elekten geçiriliyor
Orada da olgunlaşıyor. Ondan sonra her şey öğretiliyor. Tabii hocam bu kadar detaylı kural, bunların hepsi uygulanıyor mu? Yani bunlar ne kadar hayata geçirilmiş ama bir ideali ifade ediyor, bir hedefi ifade ediyor. En azından ahilik müessesesi içerisinde kendini görmek isteyen insan bunları hedeflemelidir. Bir hedef gösterilmiş oluyor insana. Yani ideal dediğiniz bir hedeftir. Oraya erişilmese yıldız gibidir. Ve erişilmese bile erişilmek için değil mi bir yol göstericidir. Bu kurallar hani şimdi bunlar efendim vaaz etme falan filan değil. Bunlarsız olmuyor işte. Siz ne kadar kural korsanız koyun. Hani şimdi bugün haya konusunu işledik. Şimdi peygamberlerin ilk sözü nedir topluma? İzâ lem testahî fâmbel mâşîd. Utanmazsan dilediğini yap değil mi? Yani insanın içinde bir otokontrol, bir utanma duygusu olacak. Zaten bir şartlarında bize utanma duyusuna sahip olmak. Sahip olacak. İnsan haya imandan ya hocam en temel ilke. Haya. Böyle olması lazım. Sen şimdi bu altyapıyı oluşturmazsan ne ticari hayatta bereket olur, ne siyasi, ne yani askeri şeyde bile biliyorsun Osmanlı'nın kuruluşunda bu teşkilatın büyük şeyi vardır. Değil mi? Şehedebaliler, o büyük zatlar bu şeylerden bunlarla beslenmiş insanlardır. Yani toplumun temeli ahlaktır, efendim değerlerdir. Her şey madde çıkarcı olursa açgözlü bir toplumdan uygulayamazsınız aslında hocam, zaten. Hani insan bir açıdan da bu kadar maddelerin detaylandırılmış olmasından da çok da şaşırmıyor. Çünkü yani ticari hayat dediğimiz şey o kadar hızlı akan, değişken ve insanın en çok hırs yaptığı bir alan olduğu için tamahkarlığın daha çok olduğu ya da birbirini aldatma, kandırma gibi meselelerin daha çok çünkü menfaatin en çok olduğu bir alan. Evet. Dolayısıyla orada ne kadar çıtayı yukarıya koyarsanız belki de o hataları, yanlışları minimize etme imkanı söz konusu. Şu şart çok önemli. Ne diyor? Bir sanat veya iş sahibi olmak. Yani bir başkasının sırtına geçirmeyecek. Meskenet, miskin bir şekilde yaşamayacak. Yani kendi yeteneğini, kabiliyetini geliştirecek ve bir değer, bir şey üretecek. Bir şey katacak. Tabii. Yalan söylemeyecek. Bak, yalan söylememe. Kimseye karşı düşmanlık, kindarlık duymayacak veya büyüklere hürmet, küçüklere şefkatli olmak. Yani bütün bunlar gerçekten biraz önce hocam ipi geniş bir malumat verdi. Bunlar aslında İslam ahlakının da bize öğrettiği kurallar ve bir Müslümanın da olması gereken hususlar. Hatta burada şu benim çok dikkatimi çekiyor. Şimdi ahilik teşkilatı ve ahillerin içerisinde oraya üye olanların hepsi zengin değil. Kendi efendim günlük çabasıyla, çalışmasıyla, ufak tefek üretimiyle geçinen insanlar. Bu yüzden şurada bir zenginlere karşı minnetsiz olmak. Bu neyi gerektiriyor o zaman? Biraz çalışmayı gerektiriyor. Ondan isteme değil, dilenme değil de ne yapacaksın? Alın terini ortaya koyacaksın, kabiliyetini ortaya koyacaksın, bir iş sahibi olacaksın, bir meslek sahibi olacaksın. Dolayısıyla minnetsiz yaşama kadar insanın hür yani olduğu... Kişi alın teriyle kazandığının daha hayırlı bir şey yememiştir. Hadis-i şerifi de bu noktada dikkat çekici oluyor. Şimdi bir husus da çok önemli. Hani yardımlaşma diyoruz ya. Şimdi yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık diyoruz. Bunlardan efendim bir üst şeye geçerken merasimleri de olurmuş bunların. Hele ustalık merasimleri bir şey olurmuş. Hani hafızlara biz merasim yapıyoruz ya, ustalık içinde böyle şey yaparlarmış, tören. Toplanırlar, tören. Ondan sonra onun kalfayken filan ürettiği şeyler çıkar konurmuş şeye, müzayede, hani bir sermaye oluşsun diye bunlar şey olurmuş, pahalı şeylerle olur, alınır, bir sermaye oluşurmuş, efendim o sermaye ile iş kurarmış şey. Bakın bu bir ne güzel bir yardımlaşma değil mi? Evet. Böyle teşvikle hazır sermaye de kurulmuş oluyor. Şimdi bir iş kurmak için gidip faizle kredi alacak. Şimdi faiz ödeyecek. Bak kazanacak mı kazanmayacak mı o da belli değil. Bak burada bir yardımlaşma var efendim. Kimseye de minnet duygusu minnet yok. Minnet duymadan teşvik olarak helal parayla bir öz sermaye oluyor. Ve ondan işini kuruyor, üretiyor tabii. Evet, hocam şimdi bu kadar kaide, kural... Bir de şundan bahsedelim isterseniz. Hocam, yani ahilerin... Ben şeye değinecektim hocam. Neye değineceksin? Ahi birliklerin yönetim, idari yapısı nasıl? Oraya gelmeden önce şunu da genel olarak söyleyelim de. Çünkü çok önemli. Ahilikte sosyal hayattaki münasebetleri düzenleyen görgü kurallar.
Evet. Görgü kuralları, adab-ı muaşeret diyebiliriz yani buna. O meslek grubu içerisindeki evet. kuralların dışında bir de meslek yani, erbabının yani diğer Müslüman vatandaşlarla biraz münasebetleri. Bugünkü tabirle sportif olacak. Enine boyuna büyümeyecek. Yani hani biz kilosuz olduğumuz için bunu söylemiyorum. Yani çünkü burada öyle bir şey getirmiş ki bakınız. Yemek yeme kuralları. Evet. Sofrada büyüklerden önce yemeğe başlamamak. Yemekten önce ve sonra el yıkamak. Kendi önünden yemek, lokmaları küçük almak. Ekmeği yemeğin suyuna batırmamak. Yemek odasına ayakkabıyla girmemek. Başkalarının yanında sümkürmemek ve kaşınmamak. Bu hocam bunlar aynı zamanda belki o toplumda yaygın yapılan hatalar yanlışlar. Herkesin bilmesi evet. lazım yani, gelen kurallar yani temel bunlar. İslami ve ahlaki basit kurallar. Basit gibi ama yani. Ağzını şapırtatmamak. Yediğini helal olduğunu bilerek yemek. Şurası çok önemli. Fazla yememek. Ya fazla yememek. Yani işte hadise evet. dayanan bir tavsiye hocam değil mi? Ya, yemeği koklamamak, üflememek. Eti eliyle parçalayınca parmakları yalamak ayıptır. Ya kardeşim bakınız bir evet. iftara gittim. İftara gittim. Söylemeyeyim hangi milletten, hangi uyruktan olduğunu. Hocam öyle sergi servisler hocam. Evet. Etli pilav. Hı-hı. Etli pilav. Şimdi yerde bütün pirinç taneleri ayak bastığın yerlerde çorabına hangi pirinç tanesi yapışacak diye mücadele ediyorsun. Yapıştırmamak için. Herkes elle yiyor. Bak, herkes elle yiyor. Ondan sonra bir havlu... Diyelim sizde bir havlu var. Ondan siz ağzını süpürüyorsun, bana veriyorsunuz. Ben hocam, çok Hadise hocama veriyorum. Böyle dönüp dolaşıyor. Yani midem bulandı açıkçası ya. Böyle bir İslami temizlik veya böyle İslam'ın böyle bir anlayışı olabilir mi hocam? Şimdi ya? Sizin biraz önce elini okuduğunuz yıkayarak, hocam, ahiliğin edebiyle alakalı, görgü kuralları alakalı şeyin dayandığı bir şey var. Demek ki o kuralın oluştuğu toplumda da o hadisi çok okumamışlar, görmemişler demek ki. Ama orada onların da kendine göre bir şeyler var. Ya peygamberimiz evet. parmağıyla yemiş, eliyle yemiş. Kurban olayım peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Sen şimdi orada o hiçbir şeye, oradaki nimete basıyorsun ederken. Onun için burada eti eliyle parçalayınca parmakları yalamak ayıptır. Yine birkaç tane daha söyleyeyim. Suyu ağır ağır içmek, bardağı ağzına kadar doldurmamak. Bir insanla konuşurken başka yerlere bakmamak. Peygamberimiz bir insanla konuşurken gözünün içine bakardı. Evet, hatta böyle sahte cephesi, bakışlarla etrafa bakan insan pek şey değildir yani, samimi değildir. Sen ben diye söz söylememek, siz biz diye söylemek. Konuşurken elini kolunu sallamamak, ayakkabılarını temiz tutmak, elbisesini temiz tutmak. Bir anekdot anlatayım. Bir gün bir camide vaaz veriyorum. Namazdan sonra birisi geldi. Dedi ki hocam bizim düğünümüz var dedi. Düğünümüz var dedi. Orada bir konuşma yapar mısın? Tamam dedim, kırmayayım sizi, geleyim. Peki hocam dedi, biz seni alır geliriz. Neyse bir gün geldiler arabayla. Arabaya bindik. Hocam araba bir çöp. Bir çöp kutusu. Efendim çekirdek inmiş, vides kolunun boşluğuna bırakılmış. O teyimin böyle düğmeleri sökülmüş, edilmiş. Şöyle bir baktım, ayakkabısı 6 aydan beri boyanmamış. Canım sıkıldı. Dedim ki kardeş, bir Müslümanın dedim arabası evidir. Evet. Yattığı yer gibi temiz olmalı. Müslümana yakışmalı. Neden bu hal? Neden bu kadar dağınık? Neden bu kadar yani kirli bu araban? Şimdi... geriye döndü. Hocam anlat dedi. Sebebini dedi. Ne anlatacak abi dedim. Hocam şunu demek istiyor dedi arkadaki oturan. Efendim işte Hıdır Aleyhisselam'ın kıssasını hani bir gemiye biniyor da gemiyi deliyor ya. Evet. İleride haramiler var. Gemiyi efendim yeni görürlerse alacaklar. Onun için ben kusurlu bu yaptım. İşte teyimin o eski tip şeylerden düğmelerini onun için söktüm. Onun için böyle bıraktım ettim. Dedim kardeş kimi kandırıyorsun dedim. Kızaklı teyip yaptırırsın, sökersin evine götürürsün dedim. Kimi kandırıyorsun? Bunlar sebep mi dedim yani. Şimdi bu bir anlayış evet. Anlayış ama doğru bir anlayış değil. Evet. Ayakkabılarını temiz tutmak dedi ya, oradan geldi. Elbisesini temiz tutmak. Yerlere tükürmemek, sümkürmemek. Yürürken yememek, içmemek. Pencerelere, açık kapılara, bacalara bakmamak. Kendinden büyüklerinin önünde yürümemek. Yolda şarkı türkü söylememek. Hastaların yanında çok oturmamak, hastanın yanına güler yüze gitmek,
misafire gidince yiyecek ne var diye sormamak. Gel diyor birisi, efendim hoca sende kola var mı? Ya ben kola içmiyorum arkadaş. Evet. Evime getirmiyorum, gerçek diyorum evet, yani. Evet, evet. Yani niye soruyorsun bana, ben sana sadece su getireyim, iç mi var adam? Örnek olarak misafirlikte yemekten sonra çok oturmamak. Bunlar bakınız, bunlar da bir kural evet. Yani. Bunlar tabii kayıtlara geçmiş. Biz de oralardan alıp okuyoruz, ediyoruz. Evet. Yani bunlar temiz bir hayatın mücadelesi. Tabii yani. Şimdi bakın, bunlar ciddi, çok önemli şeyler. Bak bunlar ihmal edildiği için ne oldu şimdi? Biz bu türlü ahi teşkilatının mensuplarına ah nerede bunlar diyoruz değil mi? Ahi neredesin ha, diyorum. Ha nerede? Yani bu okullarda hani sivil şeylerde halk eğitimi vesaire, örgün yaygın eğitim, bu kuralların her yerde öğretilmesi lazım. Öğretilmeyince ne oluyor? Hani hocam bu kurallar akademik başarı kadar. Hani biz çocuklarımızı tabii, hep bekliyoruz ya bugün. Şu ilimde iyi olsun, şunu da şöyle öğrensin. Yani ondan daha fazla önemli kural ve kaideler. Şimdi Selim hocam, bir insan diyelim ki tramvayda, metrobüste vesairede bir delikanlı, bir genç. Koltuğunun altında kitap ve elinde telefon dalmış. Yanında yaşlı bir kadın var veya çocuklu bir kadın var. Umrunda değil, değil mi? Hiç. O bay düşmüş, hastaymış falan filan, o keyfine bakıyor. Sen şimdi bu adamı 10 tane diploma versen neye yarar? Evvela hay efendim insanlığı öğrenecek. Bize diyorlar ki efendim okuyunca ne olacaksın? Mühendis mi olacaksın, doktor mu olacaksın? Ben diyorum ki evvela insan olacaksın. Terbiye öğreneceksin, saygı öğreneceksin. Belki geçende de söyledim. Bu nasıl bir eğitimdir ki? Hani bir umum müdürlük yapmış. Bu 40 sene evvel yaşadığım bir olay. Belki de daha evvel de söyledim. Efendim öyle çok fazla dindar bir olduğu da söylenemez görünüş itibariyle. Efendim dedi ki, yahu dedi biz yanlış yapmışız. Hayrola dedik, ne yanlış yapmışız? O Milli Eğitim'de genel müdürlük falan yapmış. Talim terbiyede mi neredeyse. O Karaköy'de o tünel var ya, orada şeye binmiş. Yahu diyor, efendim elinde kitap olanların umurunda değil diyor. Bu yaşlıymış, ayaktaymış, kendisi de ihtiyar, ona da yer vermemişler. Ama diyorum, efendim işçi olanlar diyor, okumamışlar, yer veriyor, ötekilerin umurunda değil. Ya bu nasıl bir eğitim? Biz bunları nasıl yetiştirmişiz değil mi? Bu kuralların bu gençlere öğretilmesi lazım. Şimdi büyüğün karşısında bacak bacak üstüne atmak, sigara içmek, konuşmak, yüksek sesle. Şimdi maalesef ya o kadar insanın yüzü kızarıyor. Ben üzülüyorum. Efendim erkekler de efendim sövüyor ya, hanımlar da affedersiniz sinkefli sövüyor ya. Böyle bir nesil olur mu? Şimdi eğitim dediğin nedir? Bir insanın terbiye ne demek? Şimdi talim terbiye, talim öğretmek demek, terbiye eğitmek demektir. Terbiye ne demek? Eğitmek insanın yararlı hale getirilmesidir değil mi? Şimdi diyelim ki bu madendi, bak işe yarar hale getirilmesi. İnsanın yararlı hale getirilmesi önemlidir. Faydalı olması. Hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır değil mi? Yani insana bu kalite kazandırılmazsa, haram, helal, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, kural. Efendim ya bakın Anadolu'da bir irfan vardır bakın. Bu irfan öyle üniversite falan okumadı. Şimdi benim anam diyelim ki ümmi kadın, köyün kadınları diyelim ki bir yaşlı geçerken önünden geçmezdi, beklerdi. O şeyi geçtikten sonra geçerdi. Rastgele konuşmazdı. Efendim şimdi bu kurallar, bizim bunlara ihtiyacımız yok mu? Saygıya ihtiyacı yok mu? Efendim hürriyet var, müdahale etme. Efendim herkes kendi yolunu, böyle bir şey olur mu? Niye okutuyoruz o zaman? Okula herkes yolunu bilecekse kitap da olmasın, okul da olmasın, öğretmen de olmasın. Herkesin bir şey öğrenmeye ihtiyacı var. Yerine göre bunun disipline edilmesi lazım. Şimdi efendim saldım çayıra, Mevlam kayıra, böyle bir şey olmaz. Hayat disiplindir, bu kuralların öğretilmesi lazım. İşte peki hocam, ahiler bunu yaşamış, yaşatmış. Önceki programlarda şey yapmış olabilirsiniz, değinmiş olabilirsiniz. Belki tekrar olmuş olabilir. Benim şu ayet çok etkiliyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın kıssası, Şuayb Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken
işte Şuayb Aleyhisselam'ın kızları koyunlarını sulamaya gidiyor malumunuz. Fakat kız oldukları için pek ileri sokulamıyorlar. Önce erkekler koyunlarını suluyorlar. Musa Aleyhisselam bunları görünce durumunuz ne diyor? Galiba hatbukuma. Diyorlar ki onlar da biz koyunlarımızı sulayacağız ama kız olduğumuz için ileri yanaşamıyoruz. Çobanların koyunlarını sulayıp bitirmesini bekliyoruz. Musa Aleyhisselam onlar biliyorsunuz yardımcı oluyor, koyunlarını suluyor. Sonra babalarına gidiyorlar, durumu anlatıyorlar. Babaların efendim onu çağırıyor. Kız oraya şöyle şu ifade çok önemli. Fecaetu ihtahuma. Kızlardan birini gönderiyor. Gidin diyor, çağırın onun ücretini vereyim diyor. Fecaetu ihtahuma temşi alestihya. Haya ederek. Evet. Utanarak. Yürüyerek Musa Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Biz bu hayaya ihtiyacız bugün. Evet. Gençliğimiz bu hayaya ihtiyaç. Bakın bugün Diyanet'in efendim okuttuğu hutbelerde tesettür vardı. Evet. Yani tesettür insanın şerefidir, izzetidir. Kadınların neyi nasıl örtüneceğini, efendim erkeklerin nasıl örtüneceğini hem Kur'an'dan görüyoruz hem hadislerde görüyoruz. Bunlar önemli hususlardır. Yani burada hocam yani şunu da söyleyelim. Haya deyince sadece kadına değil erkek de haya. Tabii karşılıklı. Yani, karşılıklı. Hayır, yani. Bakın orada. Hani haya sahibi olacak dedi ya burada şeyin. Yani boşuna buraya. Yani bu şeye baktığımız zaman da bu ahirlerin kurallarına hep ayet ve hadislerden buraya derc etmişler. Kerim hocam orada bakın sadece kadınların örtünmesi, harama efendim şey olması meselesi değil. Ayet-i kerimede kullil müminine yaguddu min absarihim. Evvela erkeklere gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını korusunlar. Sonra kullil müminati. Değil mi? Bu hem erkek hem utanma bakın. Haya dediğimiz şey kötülüğe karşı insanı zapt eden bir frendir. Hani dedik ya bir insan hani derler bir atasözüdür. Kadını er değil ar zapt eder değil mi? Haya sahibi olmak. Neymiş peygamberlerin ilk sözü? Utanmazsan dilediğini yap. Utanmaz adamı siz frenleyemezsiniz. O yolunu bulur değil mi? Onun için bu terbiye. Yani utanmayı da şimdi böyle bir gericilik, yobazlık, utanmazlığı da bir hürriyet. Ha. Yani güya bir hürriyet alanına koyarak bir bakıyorsunuz ki insanlar artık birbirinden çekinmiyor. Günah işlese utanmıyor. Hakka tecavüz etse utanmıyor. Efendim aşırı müstehcen bir şekilde sokakta dolaşmaktan utanmıyor. Evet. Ve halbuki biraz önce Hozan söyledi. İzelen testahi fesna maşit. Nübüvvetten bir şeydi bütün peygamberlerin. Evet. Ya bütün peygamberler hayayı öğrettiği halde ümmetlerine bugün bakınız burada büyük bir sıkıntı var. O halde biraz önce hocam gerçekten güzel şeylere temas etti. Bu gençliği haya sahibi yapmak, mütevazı bir şekilde yetiştirmek. Yani insan kıymetini bilecek bir şekilde yetiştirmek. Adab kurallara uymak. Mesela ben bir gün Süleymaniye Camisi'nden çıktım. Oradan gelirken turistler var. Birisi yere tükürdü. Turist bir feryat etti hocam. Ay dedi böyle. Nasıl tükürür şeklinde tamam mı? Ama bizim vatandaş oraya tükürdü. Halbuki burada bakınız yere tükürmemek diyor. Evet. Bir kural olarak getiriyor ama bu kural yani sadece sayıp geçeceğimiz bir kurallar değil bunlar. Bunları biz gençlerimize vermemiz gerekiyor. Biraz önce hocam söyledi. Bu memlekete, bu devlete, bu coğrafyaya emeğini vermiş, arın terini dökmüş, tecrübesini vermiş insan, 60-70 yaşında insan yukarıda, tramvayda, metroda, Marmaray'da vesaire otobüste eli asılı beklerken 13-14 yaşındaki İki tane genç yan yana oturmuş, birbirlerine mesaj çekiyorlar. Konuşmuyorlar bakınız. Mesaj çekiyorlar, kıkır kıkır gülüyorlar. Demek şimdi, ki biz bunu verememişiz. Bakın bir şey de hatırlattım bana. Sultanahmet'e gidiyordum şeye. Ayasofya'ya mı Sultanahmet'e? Bu şey tramvayla gidiyorum. Şimdi neyse yani benim bana yer verir vermez amca falan diyorlardı. Artık alıştık yaşımız da. Şimdi bizimkiler umrunda değil. Japon bir kız, bir genç beni görünce ayağa kalktılar, yer verdiler. Ben çok üzüldüm. Ya Japon bu terbiyeyi almış, bizimkilerin umurunda değil. Yani bu bir aile. Niye ilerliyorlar? Niye Japon ileride? Bu terbiye, ahlak. Şimdi daha evvel de söyledim.
Şimdi dinin esası da ahlaktır, değil mi? Bir arkadaşımız gitmiş, çok ilginç. Ya diyor 100 gramlık kestane alıyorum. Evvela diyor o küçük kağıt var ya, şu kadar bir kağıt. Onu diyor tarttı, 8 gram geldi. Onu darasını düştü ondan sonra. Bu bir ahlaktır. Bu lazımdır, değil mi? Sen şimdi bir paketin 100 gram paket, efendim içine 900 gram aynı fiyattan veriyorsun. Bu da bir de şu var. Mesela siz ürünü tartarken öyle bir kese kağıdına koyuyorsunuz ki gazete veya vesaire. O gazeteyi ürünün fiyatına satıyorsunuz. Ürün 15 liraysa kilosu, onu da 15 liraya satmış oluyorsunuz. Şimdi bugün evet. Basit gibi görünüyor ama değil, basit değil. Şimdi bu haya dediğiniz, bu ahlak, terbiye, değil mi? Haysiyetli. Şimdi bakın 1918'de bugün bunu ben cemaate de arz ettim. Mehmet Akif, Allah rahmet eylesin. Bu problem sadece bugünün problemi de değil. Maalesef insan olan yerde problem de. Hani şimdi bugün açıklığı maçıklığı çağdaşlık diye lanse ediyorlar. Ya milattan önce de bir sürü Roma'da diyelim ki Yunan'da hamamda kadın erkek çıplak beraber şey yapıyorlarmış. Bu çağdaşlık mı yani? Onlar daha çağdaş. Pompei diye bir yer var. Rezillik, kepazelik. İtalya'nın. İtalya'da efendim. Evet. Şimdi bunlar bakın bu problem. Efendim ne oldu peki? Yıkıma sebep oluyor. Efendim böyle zayıf bir ahlakla toplum ayakta durmaz. Bin Akif merhum safahatta şikayet ediyor. Bakın o zaman haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok ahde hürmet hiç emanet. Lafzı bi medlul yalan raiç hiyanet mültezem. Her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana ibadullah istekar. Yani o dönemde bakın sonunda diyor ki, mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Yani bu ahlaki çöküntü devam edince bir toplumun ayakta kalması mümkün değildir. Yani bu ahilerin topluma yerleştirdiği, yaşadığı kurallar, bu toplumu yaşatan kurallardır. Tabii orada hocam bir de şuna değinmek lazım. Ahilin özünde bir tasavvuf geleneği de var. Yani. Evet. Yani nefsi terbiye etme. Nefsi hocam terbiye zaviyelerden bahsediyor. Evet, yani. Evet. Zaviyeler zaten o işlemi görüyordu hocam. Evet, yani o çok önemli. Yani teşkilatlanmayı sordun. Herhalde vaktimiz de daraldı. 10 dakikamız var hocam. Şimdi teşkilatlanma. Yani bu kadar müesseseleri olan, bu kadar talimatları olan, yönergeleri olan diyelim bugünkü tabirle. Tabii yani dedik bu, bir şey nasıl böyle yönetiliyor, idare ediliyor? 270 tane bak zaviye Anadolu'da sadece bunların pirleri var, bir hiyerarşi var biliyorsunuz. Yani kendi hocam içinde temas sistematik eder. Bir yapı var. Tabii. Yani kendi içerisinde sistematik bak, bir yönetim. Bak şeriat pirleri, yönetimin pirleri, önce bir teşkilatlanma öyle bir şey yapalım. Tabii. Ahi birlikleri esas itibariyle herkese açık bir teşkilat olmakla beraber. Daha ziyade esnaf sanatkarlar arasında taraftar bulmuştur. El işçiliği. Sahibini soygun ve vurgun peşinde koşturmadığı, dilencilikle yüzünü yere getirmediği, ifrattan ve tefritten uzak tuttuğu için ahilikçe ölmeye değer geçim yolu olarak kabul edilmiştir. Ahilik de hiçbiriniz el emeğinin ürünü olan yemekten daha iyisini yiyemezsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sözünden hareketle yine Peygamberimizin işte Allah ve Resulünün sevdiği el bu eldir buyurmuştur. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. Bu ilkeleri ahiler bir kural kabul ediyor ve bir araya gelerek kendi aralarında birliktelik oluşturuyorlar. Zaviyeler çok yoğun ihtiyaçlar göz önüne alınarak inşa ediliyor. Gelip geçenler zaviyede konakladığı zaman bütün ihtiyaçlarını giderilebildiği, binek hayvanlarına bile istirahat yeri bulabiliyorlardı. Ahilikte bütün sanatların piri vardı. Ahilerin sanatlarının pirlerinde kendi ustasına kadar olan büyüklerine içten bağlanmaları istenirdi. Şeyh-mürit ilişkisi gibi birbirlerine bağlılıkları vardı. Mesela üyelikten bahsetti biraz önce hocam da. İşte burada ahi olmayanlar üye yapılmazdı. Kimlerin ahi olamayacağını biraz önce hocam beyan etti. Üyelik dahil ve harici olmak üzere iki çeşittir. Bilfiil çalışan yamaklar, çıraklar, kalfalar ve ustalar
teşkilatın dahili üyeleridir. Teşkilatın dahili üyesi iken herhangi bir sebeple çalışamayacak durumda olan, bakınız oraya bir şey getiriyorlar, emekliler. Maddi durumu iyi olup çalışamayacak kadar yaşlı ustalar. Esnaf sandığından yardım görmezler. Dükkanları kalfalar tarafına idare edilir. Güçsüzler, çalışamayacak kadar yaşlı oldukları halde maddi durumu iyi olmayan ustalar. Buna esnaf sandığından yardım yapılır. Sakatlar ve hastalar, teşkilatın dahili üyesiyken sakatlık geçirmiş veya davası devası bulunmayan hastalığa tutulduğu için çalışamayacak durumda olanlar. Bunlara da ne yapılıyor? Yardım ediliyor. Tabii ortak sandıklar var. Atlas kesede, yeşil kese, onlar uzun şeyler, onları bahsetmeyelim. Yani ciddi manada bir teşkilatlanma olduğunu görüyoruz. Mesela ahi birliklerinde yönetim. Birkaç evet. kelime oradan evet, da tabii. bahsedeyim. Türk geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan ahi birliklerinin yönetiminde güçlü lider, başkan anlayışı hakimdir. Ahi birliklerinin yönetim yapısının şekillendiren diğer bir ilke de can ve mal beraberliğini temsil eden dayanışma anlayışıdır. Ahilikte yamaklıktan ahi babalığa kadar bir hiyerarşi hakimdir. Ahilikte fert toplum çıkarlarının dengesine dikkat edilmiştir. Mesela burada çok enteresan hocam, eğitim ahilikte. Evet, evet. Yamaklık dönemi 2 yıl. Çıraklık dönemi 1001 gün. Yani kuyumculukta ne kadar bu? Ne tahmin edersiniz? Herhalde daha fazladır hocam. İnce işçilik istiyor. Evet. Benim aldığım kayıtlara göre 20 yıl. Çok hassas olduğu evet, için. Evet, evet, evet. Çok hassas olduğu için 20 yıl. Kalfalık dönemi 3 yıl. Bütün meslekler için. Ustalık dönemi kendi işini kurabilecek seviyeye gelen kimseler. Esnaf şeyhi başkan deniyor ona. Yönetim kurulu var. Esnaf ketodası var. Esnafın genel eğitimiyle uğraşıyor. İşçi başı var. Yiğit başı var. Ehli Hiber yönetim kurulunun diğer 2 üyesi. Büyük meclis var. Vesaire. O yani çok detaylı hani, bir hiyerarşik yapı var hocam burada. Hani baktığımız zaman da tarih içerisinde bu kadar etkin bir sosyal rol icra etmiş. Hem ekonomik hayata hem toplumsal hayata insan yetiştirmiş, insana değer vermiş, insana kıymet verilmiş, insanı yüceltmişler açıkçası ve aslında kaliteli insan tabii, yetiştirme tabii. noktasında. İşin ilginç tarafı bir de Selim Hocam burada sivil olması. Bak, evet, sivil. Devletten bağımsız gönüllü bir yani işi şeye bırakmıyor. Öyle bir disiplin ki şimdi diyelim ki bu kurallara uymayan adam meslekten atılıyor. Ulak diye bir sistemleri var. En ücra şeye kadar bildiriliyor. Hani bizim Bektaşilerde bir şey düşük tabiri vardır. Bir adam eğer şeyse düşük ilan edildiği zaman ona selam bile vermezler. Bu meslekte yüz karası olan insanlar atılıyor ve her tarafa bildiriliyor. Bu adam şudur diye. Sıkı mı ondan sonra yanlış yapmak değil mi? Evet. Toplumun dışına atılma gibi bir ceza var. Var. Evet. Yani bu disiplin halk tarafından gönüllü olarak halk teşkilatlanıyor. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Efendim neticede toplumsal kalite böyle kazanılıyor. Bu gönüllü hizmet şeyleriyle. Ki hocam zaten devleti oluşturan unsurlar da yine halk içinden, sivilden elbette, elbette. Hani, zaten memuriyete geçiyor insanlar. Vakıfların amacı da öyle. Yani vakıflar da bir sivil teşekkül ama devlet sınırı koruyor. Ülkenin birliğini sağlıyor. Birliği beraberliği sağlıyor. Ülkenin yönetimini, iktisadını, ekonomisini yapabildiği kadar yapıyor. Ama bütün hayri hizmetlere baktığınız zaman da hep sivil teşekkürler. Bireysel çabalar değil mi? Şahsi gayretlerle oluşuyor. İşte ahilikte de böyle bir durum var. Yani bütün prensiplerini ama şu çok önemli. Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan ahili. Nizam namelerine fütüvvet name adı veriliyor. Ahilin esasları, ahlaki ve ticari kaideleri bu kitaplarda yazıldı. Öyle boşu boşuna değil. Yani bir kaydat olmadan. Bir yazın, bir edebiyat da oluşmuş oluyor. Yani bir kaynakça da oluşuyor. Yani bunlar sadece sözde kalmıyor. Evet. Zaman içerisinde yazılı kaynağa dönüşüyor. Demek ki bu hocam şey içerisinde yani belki görülen hatalar, yanlışlar düzeltiliyor ve ortaya böyle kaliteli işte
metinler ortaya çıkmış evet, oluyor. Evet. Bunlar da insan, okuyan insanlara bir rehber oluyor, yol göstermiş oluyor. Zaten onlar da en başta doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu, ihvana nasihat. İhvan nasihat. Yani evet, evet. Bir insan sorumlu olduğu aile bireyi ise, aile reisi ise sorumlu olduğu çocuklarının, aile fertlerinin istikametinden de sorumludur. Evet. Devlet idarecilerinin de idare ettiği kimselerin istikametinden sorumludur. Küllüküm rahim yani, hadisi evet, hocam. Oraya geliyoruz zaten. Mesela aynı şekilde yani bir üniversitede rektör o efendim fakültelerinin eğitiminden sorumludur. Dekan herkese. Bu şunu gösteriyor. Yani ihvana nasihat ederek onları doğru yola sevk etme sorumluluğu ihtina sıratan müstakim. Evet. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Yani bizi dost yola ilet derken bunlardan varılmak istenen temel hedef değil mi? Şu dünya hayatını evet, istikamet evet, üzere sürdürebilmek, kavgasız, gürültüsüz, herkesin mutlu, huzurlu olabildiği, evet, herkesin ihtiyacının giderildiği değil mi hocam? Tabii. Yani bireysel bir mutluluk değil de toplumsal bir mutluluğun evet, tesisi evet, evet, için olması gereken kurallar, uyulması gereken kurallar ve bu kurallar aslında evet, evet, hem insanı bu dünyada mutlu kılıyor hem de öteki dünyasını. Bu saydığımız evet, kaide, bu kurallar evet, sadece dünya ile alakalı tabii, değil. Tabii, çünkü tabii, yaptığımız fiil ve eylemler eğer ahirete bir karşılığı varsa ki iman ediyoruz, bir karşılığı var. Dolayısıyla hem dünyamızı imar ediyor bunlar hem ahiretimizi imar ediyor. Tabii. Özetlenirse deniyor evet, ki sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüstlük, hizmette olgunluk demiş. Altı tane kuralı özetlersek. Hizmet kalitede diyebiliriz kalite yani. Diyebiliriz. Kalite diyebiliriz. Üçü kapalı, efendim üçü açık. Altı, o da özet olarak. Kapısı açık. Evet. Sofrası açık, anla açık. Anla açık. O çok tertemiz evet, olacak. Evet, hocam gerçekten. Gözü, eli, beli kapalı evet, olacak. İslam medeniyetinin evet, ne kadar muhteşem bir evet, medeniyet olduğunu ve insanlığa ne kadar güzel, faydalı şeyler ortaya koyduğunu, ahilik teşkilatı evet, ve bizim Anadolu'da bu teşkilatın evet, oluşmuş evet, olması evet, da bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayan insanların İslam'a ne kadar önem verdiklerini, bunu hayat bulması için, hayata yansıması için ne kadar gayret sarf ettiklerini bu teşkilat özelinde görmüş olduk. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Efendim bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.